Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Ekranların en çok sevilen, temizliği sevdiren yarışması Temizlik Benim İşim'den herkese merhaba. Haftanın dördüncü gününde neredeyiz amcacığım? Cumhuriyet Mahallesi'ndeyiz. Sultan? Sultan Gazi Cumhuriyet Mahallesi. Sultan Gazi'deyiz. Kadir beyefendiyi tanıyalım. Amcacığım isminiz neydi? Ben Mehmet Zeki. Mehmet? Zeki. Zeki çok memnun oldum. Ben de Kadir Ezildi. Teşekkür ederim. Mahallenize geldik. Teşekkür ederim. Bizim mahalleye geldim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Değil mi? Siz de hoş geldiniz tekrardan. Allah razı olsun. Amcamız kısa bir konuğumuzdu. Şimdi amcamızı uğurluyoruz. Çağla ile sohbetimize devam ediyoruz. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler amcacığım. Ben de çok teşekkür sağ olun. Ederim. Hayırlı günler. Çağla. Haftanın dördüncü gün temizliğini yapacaksın. Evet Kadir. Üç gündür temizlik yapanları gördün. Gördüm. Eleştirecek yerleri de eleştirdin. Aynen. Yani hiçbir lafın altında da kalmadı şimdiye kadar. Kalmam. Huyum kurusun. Bugün onların temizliğinin altında kalacak mısın? Kalmayacağım. En hala çok iddialıyım. Hala iddialısın. Evet. Bence en çok bugün eleştiri Kadriye abladan gelecek. Çünkü dünkü sürtüşmeden sonra bir Kadriye ablanın bir bilendiğini düşünüyorum. Bayağı bir bilendi. Üzerime geleceğini düşünüyorum fazlasıyla. Ama tabii ki de ben kendimi savunacağım. Üste çıkacağım. Üste çıkacaksın. Evet. Ama üste çıkmak için temizliği güzel yapman lazım. Aynen ve öyle. Ve 4 saatte yapabilecek en iyi temizliği. Kesinlikle. İddialısın hala. Onların ağzına laf vermeyeceğim. İnanıyorum. Peki. Göreceğiz Çağla'nın temizliğini. O zaman biz giyinmeye gidelim ve temizlik başlasın. Başlasın. Hadi gel. Salonda bayağı işi var. Koltuklarda lekeler var, altlar keza öyle. Camlar zaten iki tane. Küçük bile olsa çok pis. Dedin ki bana en kötü ev çıkacak, bana en kötü ev çıkacak. Ay tertemiz ayol. Bir tek camlar. Evet, camlar. Evet, kirli. Kapıları çok pis. Bugün yukarıdan bakmak istiyorum. Sen bugün temizliğini anlayasın geldi bugün. Yukarılardan senin bakıyorsun. Senin gülünse savun kendini. Mutfak hocam, kirli. Mutfak biraz uğraştırır beni. Bulaşık makinesinin yüzüne bak. Oo, hele bunun yağına baksana. Aspiratöre bak. Çok Kadir, yapış yapış ellerim. Şuna yapış bak. Yapış oldu. Ay. Banyo diğer yerlere göre daha kolay. En kolay yer. Ne oldu? Bak makinenin arkasına bak. Banyo kirli. Fayansın aralarına bak. Fayansın aralarına bak. Omuz sana kömür parası. Şu güzelin bembeyaz küvetini hale getirmişler. Göletine dönmüş. Haftanın dördüncü gününde Çağla Hanım'ın temizleyeceği ev karşımızda. Evimizin salonu yepyeni eşyalarla döşenmiş olmasına rağmen kirden pislikten geçilmiyor. Masadaki bulaşıklar, lekeli koltuklar, tozlu yüzeylerse işi daha da zorlu hale getiriyor. Bakalım Çağla Hanım'ın rakipleri bu salona neler diyor. Merhaba, günaydın. Günaydın arkadaşlar. Günaydın arkadaşlar, kolay gelsin. Nurdan Hanım. Efendim. Elbiseniz de güzelmiş. Bugün böyle giyinmek istedim. Ben seviyorum böyle şalvar tulumları. Plaja mı geldiniz? Evet, plaja geldim. Madem öyle, plaj kıyafetlerinizle iyice bir gezin bakalım salonu. Hanımlar, siz de maşallah hemen köşe bucak demeden didiklemeye başladınız. Nurdan Hanım. Nasıl buldunuz salonu? Salonda bayağı işi var. Yani bayağı derken camlar keza öyle. Koltuklarda lekeler var, altlar keza öyle. Halısı var. Halıyı bir süpürecek, silecek. Camları var. Yani buradan
1,5 saat, 1,40 dakika çıkar. Annesinin bile güvenmediği bir yarışmacıdan bahsediyoruz. Yani belki de annesine göstermek için paralayabilir kendini. Kendini ispatlamak için burada. Elinden gelmiyorsa neyi gösterecek ki? O zaman gösteremeyecek. Annesini ispatlaması için yapması lazım. Neyi? Temizliğini. Temizliği. Eğer tam anlamıyla temizlik yapıyorsa hızlı da olsa bitiremez. Kadriye Hanım, siz ne diyorsunuz salona? Diğer salonlar gibi pis değil ama çok iş var. Eğer buradan çıkamazsa, temiz de yapamazsa ki koltuklar var, arkası önü hep leke. Camlar zaten 2 tane. Küçük bile olsa çok pis. Salonda o benim camlarıma takmıştı. Camlarını güzel silmezse puan kırarım. Çok iş yok diyorsun Kadriye. Çok pis. 2 saate çıkamaz. Ben mi sizin salonlarınıza göre burada iş yok. Ha, o anlamda katılıyorum. Ama ben dedim ki kesinlikle. Diğer arkadaşların salonlarına göre burası daha iyi. Çağla Hanım'la aranızda bir problem var mı? Hayır, biz yarışmacıyız. Ben ona göre değerlendireceğim. Eğer hakkını verirse hakkını vereceğim. Ama herkese 4-4 yapıştırıyorsunuz. Ben kimseye 4-4 yapıştırmam. Çalışana bir bana rakip gördüğü 3 çalışana yapıştırırım. Kadriye temizlikten anlamıyor. Sırf puan toplama kaygısı olduğu için herkese 4-4 veriyor. Kendine de 4 versinler diye. Cevap verebilir miyim? Bana versin 3 çünkü beni rakip görüyor. Çünkü ben son yarışmacıyım. Hiçbir puanım yok. Hiçbir şeyim yok. Kimseden daha puan almadım. Kimin bana ne vereceği belli değil. Sen temizlikten anlamıyorsun, anlamıyorsun. Bugün de söylüyorum, yarın da söyleyeceğim. Her zaman da seni alacağım. Tek bir kişi anlamayan var, o da Nurdan'dır. Nurdan Hanım, daha yarışmadan Kadriye Hanım temizlikten anlamıyor diyorsunuz. Anlamıyor çünkü evden, yani evlere bakışa görüyorum, kendim gözlemliyorum. Benim için diyor en önemli cam diyor. Cam temiz olduktan sonra ev temiz olur diyor. Ben diyor peteklere bakarım diyor. İlk defa dün ben dedim ki sen bir eğilip bir koltuk bile bakmadın. Bugün kendisi diyor ya bize şov yapıyor ki şu an koltuklara bakıyor. Bugün ilk defa Kadriye Hanım koltuk bak. Bakarım, neden bakarım? Bugün çünkü baktı Kadriye Hanım. Camlar temiz. Koltuğa bugün baktı. Bugünkü camlar saniye, temiz bir değil. Bir saniye. Bugünkü camlar temiz. Sen de bugün hiç yorum yapmadın. Ben de bir gözlemciyim. Ben yapıyorum, ben yorum yaptım. Yorum yapmadın. Bakarken bile detaylara girmedin. Ben bunu gördüm. Belki onlar görmedi camlar ama ben gördüm. Camlar temiz değil. Çağla'nın işi bugün çok zor. Koltuklarda lekeler var. Oraları çıkartabilecek mi bilmiyorum. Koltukları temizlerse benden güzel bir puan alır. Artık mutfağa geçelim. Orayı da bir güzel inceleyin. Hadi buyurun. Buyur. Temizlikten anlayan. Çağla Hanım'ın mutfağı daha ilk bakışta tüm yağını kirini sergileyecek kadar berbat durumda. Hem ocak hem de ocaklı fırın olan bu mutfakta tencere tava bulaşıkları da yığılmış durumda. Dolap kapaklarındaki yağ lekeleri, buzdolabının içler acısı hali ve birbirinden pis dört bir köşesiyle yarışmacımızı terletecek bir mekanla karşı karşıyayız. Merhabadır siz. Kapıları çok pis. Mutfak işte konuşuyor kendini. Hayırlı işler. Var ya bir şey ben söyleyeyim mi? Ben sandalyeyi söylüyorum. Ne yapacaksınız sandalyeyi Kadriye Hanım? Bugün yukarıdan bakmak istiyorum. Bugüne tamam. Kadar bakmadın yukarıdan, şimdi niye bakasın geldi onlar senin bugün? Alttan çıkamadığı yani için pazartesi bakamadım. Yani pazartesiden bu yana bakmadın da. Alttan çıkamayacağını düşündüm, bugün bu buradan çıkabilir o yüzden. Pazartesiden bu yana bakmadın da bu yukarılara. Buradan canım böyle istiyor, bakmak istiyorum. Çok enteresan geldi bana. Senin dilin ise kendini savun. Çok senin enteresan geldi. Sen bugün temizliğini anlayasın geldi bugün yukarılardan senin bakıyorsun. Kimse savun kendini. Kadriye bugün zaten şov yapıyor. 3 gündür yapmadığı şeyi bugün yaptı nedense. Temizlik anlayışı bugün oldu Kadriye'nin. Çağla Hanım'ın günü olduğu için mi böyle çok araştırıyor sizce? Bence Çağla'yı araştırıyor. Evet, bugüne kadar ne Büşra'da baktı, ne Emine'de baktı, yukarıda ne bende baktı. Yüzeysel eline geldi baktı. Bugün Çağla'ya sadece üstten tamam, başlayayım ben yukarı dedi. Bu 3 gün niye söylemedi de? Bugünü buldu, bugün söylüyor. Kendi her gün çıkıp bakıyordu. Ben bakınca çok alındı, çok rahatsız oldu. Çünkü destekçisine üzüldü. 3 gündür yukarıdan başlamıyordu da bu temizlik. Bugün mü başlıyor? Yukarıdan başlar diyor ya temizlik. Ben bugün yukarıdan başlayacağım. Bakayım yukarıdaki temizliğin aşağıdaki temizliği yapabilecek mi? Çünkü kendi onun avukatı temizliği, olduğu için... Ben avukatı değilim. Avukatı olduğu için zannederim ki avukatlığını yapacak. Çok savunuyor. Ben kimsenin avukatı değilim. Ben bir yarışmacıyım, hakkını vereceğim. Ben herkesin evine
gözlemledim. Bunların bu kadar kalabalık değildi, ortadaydı, görünüyordu. Ya. Bunun evini de inceledim. Bunların ortadaydı. Şimdi görüyorum, evet çok pis, çok pis. Yağlı, bugün ne salondan ne de buradan çıkamayacağım. Ben ona göre değerlendireceğim, ben notumu vereceğim. Bugün Çağla'ya düşük puan vereceğini düşünüyorum. Bakacağım bugün çünkü. Bugün bakma ya, bugün niye bakıyorsun Çağla'ya? Ben bugün Çağla'ya, senin ben avukatıyım ya. Ben yanına. Avukatıyım ya, ben kimsenin avukatı ben değilim. Bakacağım. Çağla da benim arkasına rakibim. Da bakacağım. Sen... Çağla da benim rakibim, sen de benim rakibimiz. O da biz tamam. Burada yarışmacıyız. Ama temizliğin bir kuralı vardır. Temizlik üstten başlar. Ben de bugün üstten başlayacağım. Bir şey senden öğrendim 4 gün. Ben de öğrendim işte. Kontrolü üstten başlıyor. Için ben gerçekten adaletli bir şekilde onun hakkı eğer hak etmişse hakkını vereceğim. Ben pardon. Ben bugün detaylarına bakacağım. Çünkü hak edene haklarını vermediler. Hep 2-2 gittiler. Bugün ben kimin haklı, kimin haksız olduğum detaylarına gireceğim. Sadece kendi sen için değil. Sen burada adaletsizlik yapıyorsun. Sen adaletini koru. Sen burada adaletsizlik yapıyorsun. Sen adaletini koru. Sen çünkü herkese adalet olarak iki verdin. Çağla'ya geldin. Gününü bugün buzdolabı çekesin. Çağla'yı sen kışkırttın bana karşı. Çağla'yla benim bir sorunum yok. Buzdolap çekmeler bugüne kadar niye çekmedi? Buzdolap, bulaşık makinesi de bugün bir gayrete geldi. Nur'dan bugün 4 verecek. Neden? Çünkü bizim puan vermeyeceğimizi düşündüğü için kendi 4 verecek. Burada çok iş var. Çok yağ var. Çok iş var. Yani dolaptan en pis mutfak burası. Bugüne kadar yapılan işlerin en pisi burası. Buradan nasıl çıkacağını ben bilmiyorum yani. Diğer arkadaşlarım gibi uğraşacak ama yapamayacak, başaramayacağım. Mutfak alan dar ama detay çok. Yağ çok fazla. Sizce Çağla Hanım burayı yapabilir mi? Yapamaz. Annesini haklı çıkaracak bence. Annesi kesinlikle annesini haklı çıkaracak yani. Hani o kendine güveniyor, yaparım ediyor ama bence annesini haklı çıkaracak, yapamayacak yani. Bu yağın üstesinden geleceğini sanmıyorum. Bu anneye ne olacak bir şey değil, yapamayacak. Eğer Çağla Hanım mutfaktan çıkamaz ve banyoya hiç giremezse puan konusundaki tutumunuz ne olur? Puan vermem yani. Niye? Çünkü yetişmesi lazım. Ama çok zor burası. O zor olabilir, benimki de zordu, benim mutfağım da zordu ama ben yetiştim yani. Siz buradan çıkabilir misiniz? Çıkarım ama tabii ki ben bir saate çıkamam, buranın hakkı 2 saat. Nurdan Hanım nasıl puanlayacaksınız? Banyoya giremezse tabii ki puanım ona göre olacak, değerlendirilecek. O giremeyebilir ama gelin biz banyoya da bir girelim. Evimizin maviler içindeki banyosu ilk bakışta fena görünmüyor. Ancak her zaman olduğu gibi biraz daha yakından bakınca tüm pislikler birer birer ortaya çıkmaya başlıyor. Küvette oluşmuş lekeleri, çamaşır makinesinin deterjan gözünün feci hali ve tavandan sallanan örümcekleriyle banyo benim de mutfaktan aşağı kalır yanım yok diyor. Bakalım rakipleri yarışmacımızın banyosu için neler söylüyor? Ay, ay. Banyo detaylarını bitireceğim. Banyo diğer yerlere göre daha kolay, en kolay yer. Çağla Hanım burayı yaparsa ne dersiniz? Biz işi bilmiyoruz o zaman. Gerçekten finalde herkesin önünde ben bu işi bilmiyorum diyecek misiniz? Evet söyleyeceğim. Eğer bu kız bu evi yaparsa ben bu işi bilmiyorum deyip çekileceğim ve herkesi tebrik edeceğim. Gerçekten bilmiyorum. Helal olsun diyeceğiz, alkışlayacağız. Tebrik edeceğiz. Vay be diyeceğiz öyle. Ben de alkışlayacağım. Çağla bugün burayı bitirsin, ben bu temizlik işini bırakıyorum dedi. Yani bilmiyor ki temizliği bıraksın. Ama bu lav eğer Çağla burayı bitiremezse Emine, Kadriye'yi... Hepiniz alkışlayacaksınız. Üf diyorum ya. Alkışlamak yetmez, omuzlar üstüne alacaksınız. Kendisine onu yapmam, hayatta yapmam. Ben bu kız buraya girerse ki giremeyecek. Yani girse de Kadir girecek. Buraya giremeyecek, hiç giremeyecek. Çünkü alan çok pis, ikisi de. Ha buraya girdi, bu işi yaptıysa ben bu işi bırakacağım. Gerçekten bırakacağım ve onu tebrik edeceğim. Acaba kendisi de bu işi bırakacak mı? Çünkü banyoya giremedi, mutfağa giremedi. Kendisi bu işi bırakacak mı? Ben merak ediyorum. Ben hayatımda büyük lokmayı ip büyük konuşmadım. Hayatta da konuşmam. Hayatının yani hiçbir şeyin garantisi yok. Biz bu alanda ne kadar büyük konuştuğunu, ne kadar büyüklere yükseldiğini gördük. Temizlik benim işim dedin, hijyenlik benim işim dedin, mutfaktan çıkan banyoya giremedin, bir sobayla kaldın, bu buradan hiç giremez, hiç çıkamaz.
ben sözümdeyim. Gaza geldi. Yok, gaza gelmedi. Dediğim sözün üstüne çıkarsa ben temizliğe gitmeyeceğim ve bu işi bırakacağım. Sözündesin, sözünü hatırlatacağım sana finalde. Ben sözün arkasındayım. Sözünü de hatırlatacağım finalde sana. Buraya girerse... Hadi artık hanımlar, sizi yolcu edelim ve temizlik başlasın. Kapı bile sıkışmış kirde. Bir bakalım bakalım. Dedin ki bana en kötü ev çıkacak, bana en kötü ev çıkacak. Ay tertemiz ayol. Salona ilk girdiğimde salon kolay görülüyor ama dağınıklık ve eşyalar çok fazla. Bunların hepsine girerse 1,5-2 saatini harcayacağını düşünüyorum. Bence salon tertemiz. Salon bir tek değil, camlar. Çok fazla. Evet, camlar evet, kirli. Belki biraz. Balkon, tek kapı, iki cam. Kadir'ciğim. Fazla salon uğraştıracak gibi durmuyor. Yarışmacılarımız bugün çok iddialı cümleler kurdular. Ne gibi iddialı cümle? Daha önce hiç duymadığımız türden cümleler. O denli. Şahla Hanım'ın yapamayacağı... Yapamayacağımı mı düşünüyorlarmış? Düşünmenin ötesine geçtiler. Bu evde de mi? Geçecekler. Bu evde. Şimdi mi söyleyelim yoksa tüm evi gezdikten sonra mı? Bence bir gezelim. Bence de bir gezelim de evin boyutunu görelim ama bence salon gayet güzel. Yani hızlıca camlarını silersen. Evet. Koltuklarında da o kadar ahım bir kir yok. Yine de bir silersin üstlerini. Halın biraz kirli evet ama bu da süpürüp de güzel bir halı deterjanı ile fırçalanırsa. Silinir yani tabii ki de. Olmayacak bir şey değil. Hadi gel burada bir şey yok. Gel şükür Allah'ıma. Sonunda böyle en azından bir temiz eve denk geldik. Burayı bırakmışlar. Geç. Mutfağın kapısı yağlı. Evet, dolapların biraz var kapakları falan. Ne yani, dolaplar kirli. Göre nazaran mutfak hocam, kirli. Mutfak biraz uğraştırır bulaşık beni. Bulaşık makinesinin yüzüne bak. Makine kirli bulaşıkları yıkamış ama yapış, kendi gayet yapış, kirli duruyor içinde. Hala. Mutfak Çağla'yı zorlayacak gibi duruyordu çünkü yağlı. Bakalım üstesinden gelecek mi? Oo, hele bunun yağına baksana. Aspiratöre bak. Çok güzel yapış ellerim yapış oldu. Ocağı mutlaka yapsın. Dolapların üstünü ve fayansları yapması gerekiyor. Çünkü çok yağlı yapış. Anlaşılan bugün mutfakta bayağı uğraşacağım. Buzdolabı da tam şeylik. Bence en kötü ev değil de en kötü mutfak bana çıktı. Bugün Çağla'ya kreker vermeyi düşünüyorum. Çünkü biraz narin ya. Krekerde biraz narin kırılan. Çağla Hanım, bugün bir insanın hayatını değiştirebilirsiniz. Tövbe estağfurullah. Çünkü o insan çok büyük konuştu. O insanı tahmin ediyorum. Yanılmıyorum da zaten aklımdaki kişi. Kim? Kadriye. Ne demiştir? Yani yapamayacağımı düşünmüştür. Kesinlikle ve kesinlikle çıkamayacak Çağla bugün buradan. Çıkamazsa ne yaparım demiştir. Yani tahminim ne olacak? Puanımı etkilemesi olur. Çok konuşacak, üzerime çok gelecek. Çok daha iddialı şeyler söyledi. Aa, o kadar iddia mı etmiş? Çok daha ne söyledi ki sanki? Nüfustan mı sildireceğim dedi. Her yeri gezdikten sonra söylememizi istediniz. Yoksa söyleriz. Tamam, banyodan tamam. Hadi söylesin. Tamam söylesin. Her odada aşırı bir şey mırıldanıyor. Kadriye Hanım geçimini nasıl sağlıyor? Temizlik işlerine giderek. Ne dedi? Çağla bu evi bitirirse temizliği bırakacağım mı dedi? Mesleği bırakacağım dedi. Mesleği bırakacağım dedi. Bayağı bir iddialı konuşmuş. Kadriye abla keşke bu toplara girmeseydin. O zaman lafını yutturacağız ona. Yazık, işsiz kaldı şimdiden. Biz bence ona işte bakmaya başlayalım. Ben bu işi bırakırım lafı evet ben de imzamı atarım dedim. Yani Çağla'nın oradan çıkamayacağını düşündüğüm için ben söyledim aslında ama. Gidelim mi banyoya? Gidelim. De bak o fayanslar da berbat, o kombinin üstü de çok kötü. Ben sizde mutfak değil. Mutfak genel yağlı olarak burası berbat. Yağlı, burada yağ var. Kadir, laf aramızda biz Kadriye Hanım'a biraz da olsa hak veriyoruz. Sen ne diyorsun? Yapabilir mi sence? Yapabilir ya. Çünkü biliyorsun geçen de Gamze böyle pıs pıs çıktı. Sonra bir baksana etrafı sildi süpürdü. Ama annesi bile güvenmiyor Çağla Hanım'a. He. O zaman bir şey diyemem. Ben onun kızını ondan iyi tanıyacak değilim. Ama salonda hiçbir şey yok. Şu kapıyı kapatsana. Duymasın bizi. Salonda yatağın altına bakmadın sen.
Ne var ki şirketten aldın? Oo. Hadi be. Toz, kir. Ya en azından etrafta bir şey yok. Anladın mı? Vitrin, konsol, monsol yok. Bir cam zincir, bir koltuk altı, bir çık çık. Ayrıca mutfakıma çok kötü. Bu mutfaktan çıkarsa helal olsun. İnşallah Emine gibi önce mutfağa girer. 2,5 saati bu mutfakta yer. Ondan sonra da ver yansın Allah. Yalnız bugün yarışmacıyı ekstra motive edici hamleler yapma lütfen. Nasıl yani? Kadriye Hanım çok önemli bir iddiada bulunduğu için biz kimseye taraf olmayalım. Hadi hadi demiyoruz yani. Hadi hadi diyeceksin tabii ama mesela tek başına girip banyoyu yapma. Peki. Bakacağız. Beni yıldıramayacak o Kadri. Tövbe yarabbim tövbe. Oo, bak makinenin arkasına bak. Bakayım bayağı bir takılırlar. Fayansın aralarına bak, fayansın aralarına. Omuz sana kömür. Kiricine bak. Şu güzelin bembeyaz küvetini hale getirmişler. Ne hale getirmişler? Görmüyor musun? Küvetine dönmüş. Oo, aha sana banyo. Zor bir ev ama. Ama çok salon çok zor haricinde. Bir evdi. Hallice bir ev. Annenize bir mesajınız olacak mı? Anne bugün seni yanıltacağım. Nasıl yani? Annen yapamaz mısın dedi. Annem yapamazsın, yetiştiremezsin dedi. Sen çok ağırsın, saati yetiştiremezsin, gitme dedi, rezil olursun dedi. Kız hangi cesaretle sen katıldın? Ben güveniyorum kendime. Hiç 4 saatte temizlik bittiğim görülmemiştir ama bugün burayı bitireceğim. Sen normalde temiz evi 4 saatte bitiremiyorsun. Ben normalde sabahtan başlarım, akşama kadar ağır ağır yaparım. Bir ayağını kaldırırım. Ama temiz yaparım. Ama bal dök yalı olur yani. Hızlı temizlik yarışmasına katılan yavaş yarışmacı. Ne güzel. Çok uyuşuk olduğumu söylüyorlar. Evet Çağla çok titizdir. İşi güzel yapar. Nasıl da temiz ama çok uyuşuktur. Böyle ağır ağır iş yapanı böyle bir yeri silerken böyle ağır ağır canını teslim ede ede duvar silen, cam silen. Kadir, sence bugün en çok ne diye bağıracaksın? Kız az canla, canla. Bugünün sloganı belli oldu. Kız az canla. Çağla temizliği yapamayacak. Yaptığını sanıyor. Orası ev değil, orası yarışma yeri. Kadriye abla bugün sana bu mesleği bıraktırıyorum. Haberin olsun. Ana kadını işsiz koyduk gördün. O kadar atıp tutmasaydın. Yalnız onu geç de sen bugün buradan çıkamazsan Kadriye abla 80 milyon önünde seni diline dolayacak. Sen bence onu İstediğini düşün. Söyleyebilir. Kendime güveniyorum. Kendimi de savunacağım. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. Kadir bu gözlüğün hali ne Allah aşkına? Ya sen niye benim gözlüğümle oynuyorsun? Ama biraz garip değil mi? Gözlüklerimi yengem yaratmışım. Bunları buldum arabada. İlahi Kadir çok alemsin. Ne yapayım gözlüksüz çirkin duruyor. Ben de gözlüklerimi akşam yengemde unutmuşum. Bunları buldum, bunları taktım. Senin gözün bozuk değil mi? Bozuk, uzağı göremiyorum. Bizi net görmüyorsun o zaman. Çok uzak değilsin şu an. Zaten dibimde gezdiğin için pek göze ihtiyacım yok. Sen şimdi niye beni ele verdin ya? Temizliğe nereden başlayacaksınız? Salondan başlayacağım ama mutfağa ben bir şey yapmak istiyorum. Yağ sökücü falan dökeyim, aksın kirleri. Hadi o zaman. Tamam. Hadi geç, geç, geç. Zaten sen mutfağa yağ sökücü sıkmaya bir girsen biz finali yaparız mutfakta. Annesi ne demiş, duydun değil mi? Demek teyzemin var bir bildiğin, sen kızına güvenmez mi? Demesi ki yapamıyor. Hayır o değil de şimdi ya mutfağa yağ sökmeye bir girse, yağ sökücü sıkmaya biz finali yaparız zaten. Güzelce gözlemle yarışmacını. Peki, izliyorum bugün. Bak seni bekliyor Çağla Hanım. Düşünüyor evet, kara kara. Şu an düşünüyorum acaba. Tabii sen düşün, düşün çoktur diye. İşin. Görüşeceğiz. Anne, bazı gerçekler var. Senden sakladım. Evet, bir anneyle kızın yüzleşmesinden herkese merhaba. Düşmem herhalde değil mi? Sağlam mı? Dış ses sana güvenmiyorum. Dış sesin merdiven verdiği en son yarışmacı hala Şişli Etfal'de yatıyor. Açtım böyle patladı birden. Elimde kaldı. Uğursuz. Attığı yeri kurutuyor. Babanın kızı zaten buradan çıkıyorum. Neyi patlattı o? Aspiratörün filtresini temizlemezseniz aspiratör takmanın ne anlamı var? Sen burnun tıkalıken nefes alabiliyor musun? Yok. Bari boştan yere abuna para verip de fuzuleyi ve kalabalık et. Aspiratörün hakkını verin. Bak ay ne güzel oldu. Gebermişler ki bunu böyle silsinler.
Bakalım ne bulacaklar. Temizlik adına ne gördüysem... Bu kadar detaylı bir temizliği... A'dan Z'ye eleştireceğim. Ay çıldırdım. Çünkü temizlik benim işim. Daha da hırslanıyorum. Kız Sündüz ne yapı arıp duruyorsun ta içerilerde? Koltukları alıyorum. Koltuğum alıyor, kendini paralıyor belli değil. Geleceğim eline artık. Kuvvet Kadir, eline kız, kuvvet. Kız bağırma, bütün sultan gazı aşağı toplandı. Kadir yardım edebilir misin bana? Kadir! Sen niye başı sıkışınca hemen diyorsun ki Kadir'i çağır Kadir'i? He? Kadir! Bunlar evde nasıl petek temizliyorlar? Her gelen yarışmacı diyor ki ben onu çıkartamıyorum. Onu çıkartamıyorlar, nerenin detayını yapıyorlar peki? Ben detaycıyım. Peda peteği sökemiyor. Sepetli kız geldi. Çekilin, çekilin, çekilin. Seni kurt kapmıyor. Kız ta o başa niye gitti? Ay Allah'ım beli kopacak. Şimdi nereden başlıyorsun? Camlardan başlayacağım. Petekleri, yağ sökücü falan sıkayım ama önce mutfağıma yağ sökücü sıkmak istiyorum. Önce mutfağa gideceğiz. Evet, önce ben bir mutfağa tamam, gideyim. Tamam, o zaman süreyi başlatalım. Mutfağa git. Orada yağ sökücünü sık. Tamam. Evet, süreyi başlatalım. 3, 2, 1 Başla. Ben şu çamaşırları güzelce bir kaldırayım. Sık Çağla, sık sık, sıkabildiğin kadar sık. Salona bir saat ayırmayı düşünüyorum. Cam aç. Kadir, bantlamışlar burayı Kadir. Bu bence kullanılmıyor. Hadi biraz acele edin. Dur be. Daha yeni girdik mutfağa bu da. Sen de elimizi ayağımızı birbirine sokma. Kadriye Hanım mesleği bırakacak mı bırakmayacak mı merak ediyoruz. Niye sen mi işe alacaksın? Bana bak. Az bırak bırak onu bir bırak. Evet. Tut şu halıyı çek ayağını. Hadi ha gayret olacak. Ha tamam. Alabilir miyim? Keşke yüzüme sıkmasaydın, duy ses. Şunu da şuraya atalım. Pardon. Maşallah Çağla Hanım ceylan gibi sekiyor Kadir. İnşallah bütün gün böyle seker. Annesi izleyince utanacak vallahi. Anne bazı gerçekler var senden sakladım. Öyle yüzünüz dönükken olmaz. Gelin kameraya bakarak seslenin annenize. Anne bazı gerçekler var senden sakladım. Bunu temizliğimin sonunda söyleyeceğim. Tövbe tövbe. Bitirdiğim zaman. Evet Birhane ile kızın yüzleşmesinden herkese merhaba. Sen bundan anlıyor musun? Hadi ama ikiniz de aynı noktada takılıp kalmayın. Sen sık sık sen yalnız. Kadir anlaşılan sen beceremeyeceksin. Biz bir el atalım ona. Gel de bak bakayım anlamadım ben bundan. Yabancı yazıyor. Siz iyice karıştırmışsınız aleti. Şimdi biz bunu hangi programda çalıştırıyoruz? Ben ne bileyim ne yazıyor anlamıyorum ki işte. Bak Kadirciğim durulama programı var. Basalım ona. Hah tamam işte su alıyor makine. Şu an suyu çekiyor. O zaman problem çözüldü demektir. Tam filtresini takayım o zaman çalıştım bir an önce. Filtresini takacaksın takmasına da yıkamak için ev ya da kendine bir yer bulabilecek misin merak ediyoruz Kadir. Çağla'cığım kendine çok güveniyorsun. Anneni haksız çıkarmak için benim yaptığım hataya düşme. Ben zamanımı çok iyi değerlendiremedim. Yanlış bir zamanlamayla başladım. Umarım sen bu hataya düşmezsin. Keşke şu bulaşıkları makineye dizip ortadan kaldırsaydınız. Ben şu an onları yapıyorum. Sen dur. Siz ne yapıyorsunuz orada Çağla Hanım? Aa, bütün kuru bezleri ıslatmışsınız. Ya ıslansın hepsi lazım bana. Biz ses o kadar bezleri... Al sana Kadir. Allah'ın cezası benim ne suçum var? Çekil aradan Kadir çekil. Bunları niye attınız ki buraya? Siz misiniz kuru bezleri ıslatan? Alın size Çağla Hanım.
senin aklından bak görüyor olacak. Musun beni oyalıyor. Kadir bizi savunsana. Çağla Hanım vuruyor bizi. İkinizle de muhatap olun. Ben işime odaklanmışım. Düşmem herhalde değil mi? Sağlam mı? Dış ses sana güvenmiyorum. Teessüf ederiz Çağla Hanım. O zaman biz de size hiç güvenmiyoruz. Dış sesin merdiven verdiği en son yarışmacı hala Şişli Etval'de yatıyor. Eyvah eyvah. Kendi öz be öz annesi güvenmezken biz neden güvenelim Çağla Hanım'a Kadir? Garibine. Anne var ya seni bugün yanıltacağım. Yanıltacağım. Yalnız annen de tam adamına laf vermiş kız. Kadir, sence biri birine temizlik konusunda neden güvenmez? Bence neden yapamayacağını biliyordur çünkü. Bir iki kere yaptırmıştır, becerememiştir. Hah, işte biz de tam olarak bunu kastediyoruz. Kim bilir Çağla Hanım neler yaşattı annesine. Allah bilir daha önce ne oldu. Ay bunu... Sorması ayıp siz neye güvenip geldiniz temizlik benim işime Çağla Hanım? Bana güvenmiş. Bir gün evet Kadirciğime güvendim biz siz. Bir gün yine temizlik yapıyoruz yıllar önce. Yine annem. Heh. Dur Kadir, senin yüzünden hikayeyi dinleyemiyoruz. Evet Çağla Hanım, buyurun kulağımız sizde. Ben keyif yaparak temizlik yaparım, dinlene dinlene. O yüzden annem sinir olur. Annem çok pratiktir, çok hızlı hareket eder. Yani hani benim tam tersim. İşte o da tam benlik yani alt canlandı. Aşırı derecede yani iki dakikada yemek olsun, temizlik olsun şipşak. Hızlıdır da. Ben de malzemeleri, işi bitirdim. Malzemeleri bıraktım, koltuğa yayıldım. Hani kaldırmadım yerine. Birazdan kaldırırım dedim. Tablet ver bana, tablet. Geldi bana, söylendi, söylendi, söylendi. Ondan sonra sen nasıl iş yapıyorsun? Bunlar burada kalır mı? Anne dedim, kaldıracağım. Bir dur, bir sakin ol. Yok, kadın dinlemiyor, söylemiyor. Kapıyı kapatırken sinirle camı bir yumruk attım dış ses. Ter. Evet, bileğim kesildi. Bakın izi de var, ameliyattır. Yine bir temizlik vukuatı. Şurada şöyle göstereyim. Hiç de öyle bir şey yok ama. Tersim kestir benim. Beni bilen bilir, bilmeyen kendi gibi bilir. Bu laf pek yerinde olmadı ya. Neyse Çağla Hanım. Aman diyelim dolap kapaklarındaki yağları iyi çıkartın Çağla Hanım. Evet buna takılacaklar zaten ama gördüğünüz gibi Çağla farkıyla üstünden gelinmeyecek hiçbir şey yok. Çağla Hanım. Evet. Kadriye Hanım'ı işinden edeceksiniz vallahi. Çok iddialı laf etmesin sonucuna da katlanacak o zaman. Yapacak bir şeyim yok ağızlarını tutsunlar. Tutsunlar tabii tutsunlar. Aa öyle denir mi ama? Çağla evet, burayı bitirirse mesleği bırakacağım de. Olacak iş mi hiç dış ses? Bitirirsem ki bitireceğim. Vallahi siz bu gidişle süre bile arttırırsınız. Kendini iş arasın. Kadriye abla. Bir yandan Kadriye Hanım'ın kulaklarını çınlatırken bir yandan da hiç oyalanmadan aspiratörü temizliyor yarışmacımız. Kadirciğim senin de ellerine sağlık. Sayende tezgah arası fayanslar pırıl pırıl oldu. Ocakta parladığına göre gayet iyi gidiyorsunuz demektir. Kadir cephesinde mutfakta işler gayet yolunda gidiyor. Ancak banyoya giden Çağla Hanım'ı tatsız bir sürpriz bekliyor. Skandal! Hakikaten de skandal. Nasıl başardınız musluğu patlatmayı? Ya bak geldim bunu açtım böyle patladı birden elimde kaldı. Ay bu da benim şansım. Şanssızlığınız deseniz daha doğru. İyice sıkın bari. Senin suçun, sen yaptın değil mi bunu? Biz burada duruyoruz. Nasıl yapabiliriz? Bu bana tuzak. Ben buradan çıkıyorum. Uğursuz. Attığı yeri kurutuyor. Neyi patlattı o? Lavabonun musluğunu Kadir. Şimdi göreceksin zaten başına gelenleri. Ben duydum, sana gözünü yıka dedim, duş al demedim. Hayır, musluk olduğu gibi çıktı yüzüme. Kız git kurula, üşürsün, üşür. Hayır, bu sıcakta ne üşümese. Çağla Hanım bir de bizim günahımıza giriyor Kadir. Hayır, biz ne yapmış olabiliriz ki? Siz her zaman böyle şanssız mısınızdır Çağla Hanım? Şanssızımdır. Genelde şanssızımdır. Tamam. Nasıl örnek vereyim ki şimdi? Güneşli havada yıldırım çarpıyor mesela. Ha, onun gibi. Peki şu anda çalışıyor musunuz? Çalışmıyorum. Ben şu an evdeyim. Mesleğiniz nedir peki? Normalde muhasebeciyim. Oo, iyi mesleğim var. Evet.
Çok şükür iyi dilim isteyeyim. Bak Kadir, şans ayağına geldi. Senin kesin ihtiyacın vardır muhasebeciye. Ne gibi muhasebeciye benim ihtiyacım olacak? Onca kazandığın paranın takibini birinin yapması gerekiyor malum. Ben mali müşavir tuttum. Benim paramı muhasebeciye sayamıyorum. Oo. Mali müşavir mi? Bana mali müşavirler yakışır. Siz de güya temizliğe salondan başlayacaktınız ama kendinizi resmen mutfakta buldunuz Çağla Hanım. Yani burayı bir yağ sökücü sıkayım dedim. Yağlar aksın dedim ama o kadar güzel akıyor ki şu anda. Kaptırdım gitti. Bence ben burayı bitirip salonu öyle geçeyim. Bırakamadınız yani. Yok, bırakamadım. Başladığımız işi bırakmayalım biz ses. Bu arada yeri gelmişken söyleyelim. Tamı tamına 35 dakikanız geçti bile Çağla Hanım. 35 dakika mı? Ciddi misin? Evet ve sen hala tek kapaktasın. Ay, bana 10 dakika gibi geldi. Koca ömür geçiyor da insana gözünü açıp kapayıncaya kadar geliyor. 35 dakika tabii öyle gelir. Oy gidiyordum az kaldı. Bak, aniden insan ayağı hayat kayabiliyor. Sen hadi bak, mutfak dolapları çok öyle yağ tutan bir şey değil bu taraftakiler. Ama sen terlemiyorsun, bak bir terlesen. Terledim, şimdi hepsi akacak. Bak. Tamam, terliyorum. Bak, tırnağınla geliyor, bak onlar her finalde tamam, diyorlar. Tamam, yapacağım, bak. İçini bitirip hemen çıkıyorum. Hadi gözünü seveyim, mutfak dolaplarını bir önce bitirelim. Peki bu ahşap dolapları terlemek doğru mu Kadir? Şeyde olmaz, bunlarda olur, çok bastırmasan. Şu parlak mutfak dolapları var ya. Hangisi? Üstü kaplanan, MDF'nin üstü kaplanıyor hafif böyle parlak. Onlar terlenmez. Lake olanlar mı? Lakeler. Yoksa ne olur biliyor musun? Uzaktan çizik görünür. Maşallah senin de bilmediğin yok Kadir. Sen terlemeye çaydanlık ve tencerelerden devam ederken Çağla Hanım da ceylan gibi sekerek dolapların üzerine tırmanıverdi bile. Kolay gelsin. Sağ olun. Kolay gelsin. Hoş geldiniz bacılar. Hoş geldin. Ne yapıyorsun kışlar? Asıl sen ne yapıyorsun? Gördüğünüz gibi dolaplar iç dış temizliyorum şu anda. Evet. Çağla'cığım sana tek bir şey soracağım. Evet. Temizliğe nereden başladın? Mutfaktan. Hayır, nereden? Mutfaktan mı? Dolaplardan yağ sökücü sıkıp en üstten başladım. Başladım. Evet. Tamam. Kaç saatin geçti? Ne kadar kaldı dış ses? Bir saatiniz geçti. Bir saatim geçti. Ne kadar zaman verdin? İki saat zaman verdim mutfağa. Bir saat salonuma burada verdim. Burada nereleri yaptın? Mutfağa 2 saat verdin, salona 1 saat verdin. Salona 1 saat verdim. Banyoda 1 saat. Zorlarsan 1,5 saat de olsa banyo yarım saate yeter benim için diye düşünüyorum. Camlarım var, evet. Camlarım var, camlar çok zor. Camlar çok zorluyor yani. Aynen, dediğim gibi bir saat. Buzdolaba geçmedin, sadece dolaplar. Daha geçmedim, evet, sadece dolaplar. Ben banyoya yetişebileceğini pek düşünemiyorum ama çünkü daha camların var. Banyoya yetişebileceğimi düşünmüyorum. Yani belki de hani diyorsun ya yarım saat yeter. Yarım saatte girebileceğini düşünmüyorum. 15 dakika kalsın. 15 de değil. 10 dakika belki. Göreceğiz canım. Belki 10 dakika göreceğiz. Çünkü yağ temizlemek o kadar kolay değil biliyorum. Evet. Çağla'yı da rakip görmüyorum kendime. Zaten onun da bir iddiası yok. Hani gümbür gümbür geliyorum diyen bir yarışmacı olmadı benim karşıma. Biraz daha hızlısın. Üstten başlamanı sevdim. Üstten başladım. İzlerken de üstten başlamanı sevdim. Ama biraz daha senden çaba bekliyorum. Biraz daha. Elimden gelenin fazlasını. Biraz daha hızlı. Elinden geleni ardına koyma Çağla. Biraz daha hızlı. Hadi bakalım. Ama sen bu sözlerinle ardına Kadriye de geliyor bomba hiç gibi. Gelsin, ben onu bekliyorum. Gönderin, o gelsin. Kadriye bugün ne yaptı ben sana da söyleyeyim. Hiç yapmadığı şeyi yaptı ona göre. Bir iddialı bir laf. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Sen karışma. Burdan abla evet birkaç yere detaylı baktı ama çok fazla bakmadı gibime geldi aslında. Ben şimdi Kadriye'den bahsedince otomatikman Büşra'yı o kadar işlemiş ki hemen savunmaya geçiyor. Siz şimdi de beni, savunuyorsunuz bak, Burdan abla yani. Beni hemen senin avukatın gibi gördükleri için asla değil Çağla'cığım. Siz de bizim avukatlarımız için ben konuşuyorum yani. Burada arkadaşız. Aynen öyle. Biz arkadaşız. Biz de arkadaşız. Bugün çok mutluyum. Neden? Çünkü sırt sırta bir vermişler var. Nurdan, Çağla sırt sırta vermişler. Tamam, ellerine sağlık. Biraz daha Çağla'cığım. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.
Kadriye ablayı bekliyorum. Selamımı söyleyin. Evdeki zannediyor ki bir bardağı bir tabağı yıkamakla temizlik oluyor. Çağlay yapamayacak. Ve çok eminim ben yapamayacağına. Sanki pek de eleştirecek bir şey bulamadılar Çağla Hanım. Bence bir şey bulamadılar. Bakın gözle görülüyor zaten. Yani tertemiz oldu dolaplar. Hangi birinin dolabında? Hepsinde yağ lekeleri kalmıştı. Uğraştım didik didik çıkardım. Yani onlar benim dolabın içine girmediğimi zannettiler ama tepeden başlayıp içlerine kadar sildim. Aşağı indim şu anda. Bir şeyi bulamadılar. Keyfiniz yerine geldiğine göre şimdi ne yapacaksınız? Şu an çekmecelerimi hızlı bir şekilde alt kısmı bitirip buzdolabına giriyorum. Sonra cımıma başlayacağım. Vallahi gözlerimiz yaşarıyor Çağla Hanım. Çekmece temizliğinde ders niteliğinde bir iş yapıyorsunuz şu anda. Çekmeceler ve dolaplar sayenizde kendilerine geldi. Şimdi sıra bulaşık makinesinde. Ne yaptın Çağla? Dolaplarımı bitirdim, makineye geçtim. Hızlıca buzdolabına geçeceğim. İç dış sildim. İç silmişsin. Evet. İçlerini de aldın. Aldım, içlerini de aldım. Yalnız. Dışlarını da aldım. Bir şey diyeceğim. Bir kuru bez versen bana. El beziyi çok ıslatıyorsun ya. Kapaklar kalmış, kapattıktan evet, sonra olabilir, su akıyor. Evet. Onlar gelip bir açarlarsa. Bunca emek boşa gitmiş oluyor değil mi Kadir? Bak bak bak. Beğendin mi Kadir? Yine eski haline göre çok çekiyor. Hani annen dedi ki benim kızım yapamaz, edemez. Evet, çok eleştirdi beni. Yalnız sen... Çağla, bunun kulbu var ya. Daha sonra onun kulbunu bir bıçakla sıyıralım. Tamam. Annen görsün bak nasıl güzel iş yapıyormuş. Görmez onlar, görmez. Hayır, anne neye dayanarak dedi ki sen beceremezsin? Çok merak ettim. Çok uğraşıyorum, yavaş yapıyorum o yüzden. Yani yavaş yapmıyorsun. Evet, hızlıyım. Ama evde göre... mi sadece öylesin? Evde öyleyim. Evde peki burada kim garesin var? Burada şu an zamanla yarıştığımız için... Paçan tutuştu tabii. Aynen öyle. Ama normalde ağır ağır yaparım, temiz yaparım. Hele o anneni gel arayalım. Hadi arayalım o zaman. Gel, gel, gel. Getir telefonunu. Getiriyorum. Hadi bakalım görsün kız nasıl iş yapıyormuş. Vallahi senden korkulur Kadir. Hadi Çağla Hanım nerede kaldınız? Geldim geldim getirdim. Gel bakayım gel. Adım. Çağla annenin adı ne? Güldane. Güldane. Evet Güldanesi. Alo. Merhaba. Anne. Efendim anne. Alo Güldane teyze merhaba Kadir ben. Merhaba merhaba Kadir Bey. Nasılsınız? İyiyim sağ ol siz nasılsınız? Vallahi Çağla ile koştura koştura temizlik yapıyoruz. Yandan sen. Bir şey diyeceğim, sen bu kıza demişsin ki sen yapamazsın 4 saatte. Evet, niye öyle bir şey dedin? Çünkü çok ağır. Yani ağır. Temiz yapar ama ağır. Çok ağır, evi çok ağır. Mesela evde bir mutfağa girdiği zaman nasıl iş yapıyor? Çok ağır vallahi. 2 saat, 3 saatte anca çıkar. Yalnız sen... Yemek yapar, 1-2 saat sürer. Allah onun canını almasın. Yalnız bir şey diyeceğim, sen şu an burada görseydin kızını vallahi dediklerinden utanırdın. Vallahi gerçekten. Yo, ben vallahi... Ben kardeşi vallahi şey yaptık yani yapamazsın diye böyle hep böyle. Siz dediniz ki gitme mahcup olursun evet, oralarda. Evet. Yalnız verdiler kızı. Buradaki dolaplar aşırı yağlı. Yani zaten izlerken evet. Görüyorsundur eminim. Evet izliyorum. Ve Çağla geldi geleli hiç durmadan hepsini terledim. Üst dolapların içini dışını bitirdi. Şimdi bulaşık makinesinin dışını siliyor. Aa maşallah. Bize inat yapıyor işte. Aynen zaten öyle dedi. Dedi ki önce yarışmacılara sonra dedi evdekilere inat halletmem evet. Gerekiyor dedi. Aynen. Çok ağır, çok ağır. Yani temiz yapar ama çok ağır. Bence evde bilerek göreceksin. Öyle yapıyor ki iş yaptırmayı. Anne gerçeği itiraf ediyorum sana. Evet. Yıllarca seni kandırdım ağır ağır sırf sen bık da bana iş yaptırma diye. O yüzden ama gerçekte olan öyle değil. Aslında çok hızlıyımdır yani jet hızıyla yapıyorum. Ondan sonra evde çalıştırırız seni. Yalnız Güldane teyze senin azmin daha hızlı çıktı. Yani şeyin Çağla'nın bu kadar yavaş yapmasına rağmen yine de iş yaptırmışsın. Yaptırım ama çok ağır ya. Şimdi bir yere gezmeye gideceğiz. Herkesten önce kalkıp hazırlanıyor. Biz kapıda onu bekliyoruz. Biz ondan önce hazırlanıyoruz. Bir ayağını kaldırası ya öbürünü ağır. Kurt kapıyor. Çok ağır, benim de hiç sevmediğim yarışmacı tipi eli ağır. Çok ağır. Gerçekten çok ağır.
kız kardeşi ondan daha biraz hızlı yani. Ha, bir tık daha volüm yüksek. Güldane teyze sen gelmek ister misin yarışmaya? Ay yok, ben panik atak var bende kızım. Geliyor beni, ben yapamam. Yok, heyecanlanırım. Peki. Şu an konuşuyorum gerçekten kalbim yerinde çıkacak. Estağfurullah. Peki Güldane teyzem, çok memnun oldum. Görüşmek dileğiyle. Oldum. Hayırlı günler. Kolay gelsin, sağ ol. Senelerin sırrını da ele verdin, gördün mü? Ya daha artık zaten kurtulamam Kadir şimdi. Bana hep iş yaptıracaklar. Telefonu bırakıyorum. Hadi bırak da gel. Hadi geldim, kaldığımız yerden devam edelim. Çağla Hanım, bulaşık makinesinin arkası ne durumda? Arkası biraz kirli, çok zorlamayacak. Şimdi hemen orayı da alır çıkar, yerleştiririm bulaşık makinesine. Çekmecelere kadar çıkarıp yaptım, iç dış. Yani artık buna da bir şey bulacaklarsa gerçekten bu işi bıraksınlar diyorum. Desenize Kadriye Hanım, şimdiden mesleği bırakmaya hazır olsun. Kadriye abla şimdiden hazır olsun. Bu arada Çağla Hanım, aspiratörü temizleyeceğim diye de çok uğraştı Kadir. Anlayamadığımız, hiç temizlemeyeceklerse aspiratör kullanmanın ne anlamı var? O aspiratörü oraya takmışlar. İyi hoş taktız. Peki aspiratörün filtresini? Vallahi çamaşır suyu. Aslı az dur, az dur. Sen orayı yağla, yağla, yağla. Aspiratörün filtresini temizlemezseniz aspiratör takmanın ne anlamı var? Sen burnun tıkalıyken nefes alabiliyor musun? Yok. Bu da tıkalıyken yağı çekmiyor. Çekmediği için olanca yağ dolaba gitmiş. Bari boştan yere buna para verip de fuzuli ve kalabalık etmiyor. Aspiratörünüzü temizleyin, temizleyin. Ya da benim gibi hiç almayın, uğraşmayın. Aspiratörün hakkını verin. Kadir, makine bitti. Ne yapayım şimdi? Buzdolabına mı geçeyim? Buzdolabına geç. Makinenin her yerini sildin mi? Evet, her yerini sildim. Arkasını da sildim. Kenarlarını da sildim. Bak neresi kaldı, görüyor musun? Tamam, orada kaldı kenardır. Pislik bayağı var. Bak bak, hayır hayır bak. Bak bak bak, hayır bak kız, bak bak şurası. Evet, bak şurayı evet, görüyor musun? Evet evet evet, orayı gördüm, oraya geliyorum. Ev hanımları bulaşık makinesini siliyor ama çoğunluk kısım şu alt tekneyi unutuyor, bak orası. Aslında her bulaşık yıkadığınızda şöyle bir sabunlu el beziyle geçseniz hiçbir şey kalmaz. Yani kendi adıma söylüyorum, ben her bulaşıktan sonra orayı muhakkak siliyorum. Evet, makinenin görünen görünmeyen her yerini de temizlediğinize göre şimdi gönül rahatlığıyla yerine yerleştirip kalan son dolabınıza geçebilirsiniz Çağla Hanım. Şimdi de sırada buzdolabı var. İçi dolu olduğu için buzdolabını temizlemek biraz zahmetlidir malum. Hadi kolay gelsin Çağla Hanım. Kadir, ben banyoya gidiyorum. Nereye? Küvetin içine gireceğim, duş alacağım, çok sıcak. Bunları yıkamaya oraya gidiyorum. Görüşürüz. Orası daha geniş kız olacak çünkü. Onunla... Hiç buzdolabın aparatları küvet için yıkanır mı? Sayenizde temizlik benim işimde bir ilk yaşanacak Çağla Hanım. Yalnız bu yaptığınızı Kadir pek de tasvip etmedi sanki. Ya şimdi oraya baktım da. Hiç bu şey mutfak malzemesinin banyoda yıkandığı nerede görülmüş? Hadi banyoyu temizlemiş olsa neyse. Banyoyu temizlese de hiç onun üstüne yemek koyuyor, meyve koyuyor, küvete konur mu? Konmaz tabii. Sizce banyo bu iş için yeterince temiz mi Çağla Hanım? Hiç hakikaten hijyen değil burası. Nasıl yapsak acaba? Orası çok dar. Tekrar mutfağa gidelim. Aklın yolu bir diye boşuna dememişler Çağla Hanım. Kadir, ben geldim. Ne oldu? Geri geldim. Niye? Yok, çok beğenmedim orayı. Sanırım ben burada yıkayıp çıksam daha iyi olur. Kız, hiç buzdolabı parçası küvette yani yıkanır mı? Yani orada belki bir boşluk falan vardır musluğun altında diye düşündüm ama yanıldım. Gene benim elimin altını kapladı. Sen ver o camları, ben yıkayayım, sen buzdolabının içini sil. Tamam, olur, süpersin. Hadi çabuk hadi. Kaç dakika gitti? 1 saat 50 dakika gitti bile. Ay inanmıyorum. 2 saate geldik. Üstelik mutfakta yapacağınız daha çok iş var. Ocaklar var, cam var. Buzdolabından sonra hemen cama giriyorum, sonra peteğe. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağ ol canım, hoş geldin. Kolaysa başınıza gelsin. Bizim başımızdan geçti. Ne yaptın? Ne yaptınız? Nereler bitti? Nereler bitti? Dolaplar içleri dışları bitti. Tamam. Bulaşık makinesini çektim. Tamam. Arkasını sildim.
temizledim. Temizliğime tepeden başladım. Tamam. Aşağı doğru indim. Diş diş yaptım. Tamam. Cama girmedim. Buzdolabından sonra cama girip peteği silip süpürüp salona geçtim. Ne kadar oldu peki desiz? 1 saat 55 dakika geçti. Evet, 1 saat 55 dakika. Ne kadar, yani ne zaman içerisinde çıkarsın buradan? Yani muhtemelen 2,5 saatimi tamamlayacağım. Tamamlayacağım. Tamamlayacaksın. Kombi oralar daha... Daha girmedim. Dolaplar bayağı uğraştırdı beni. Yani gördüğünüz gibi zaten fark vardı. Tamam. Çağla Hanım, hatırlatmak isteriz. Kadriye Hanım'a edecek bir çift lafınız vardı. Ha, Kadriye abla. Ha. Ne demişsin? Çağla burayı yetiştiremez. Çağlacığım ama bez tutuşun güzel değil. Beceremiyorsun ama ki bez tutmasını. Ama ben böyle tutuyorum abla işte. Herkesin soğan doğru işi yani farklıdır. Bez tutuşun hani bana ters geldi. Herkesin bir soğan yani doğru işi vardır. Bu da benim bez tutuşum. Peki anneni mahcup edecek misin? Onu... Annemi mahcup etmeyeceğim. Sen buradan çık, ben mesleğimi bırakıyorum. Gitmiyorum bir daha işe. Tamam. Peki, kolay gelsin. Kolay gelsin. Teşekkür ederim, sağ olun. Yine bekleriz. Tamam. Gelin, arayı açmayın. Oturmaya da geleceğim salonu. Oturmaya da gel. Geleceğim son bir saati. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağ olun. Buzdolabı bitti mi Çağla Hanım? Evet, burası bitti. İçiş. Şimdi buraya yana geçiyorum. Hemen yana geçiyorum. Yalnız Kadriye Hanım temizliğinize hiçbir kusur bulamadı. Fark ettiniz mi? Evet, fark ettim. Bez tutuşuma taktı. Yine Kadriye ablanın gereksiz yorumu. Sadece konuşmak için konuşuyor. Bunlar hep edecek laf bulamamasından. Dolaplarımın tertemiz olduğunu fark etti, bittiğini fark etti. Bir şey diyemedi. Hala şu anda sadece bez tutuşun yanlış. Anlamıyorum ki yani. Her insanın temizliği farklıdır. Şimdi her insan yemeği de farklı yapar, soğanı da farklı doğrar. Buna bu kadar niye takılıyor bilmiyorum. Yarın onu da göreceğim finalde. Orayı çabuk hallet, bak daha canla fayanslar var, hadi. Tamam, hemen çıkıyorum Kadir. Burası bitti zaten. Zaten bulaşık öldürdü beni. Bulaşıktan çıkamadım ki bir türlü. Nalet gelsin bulaşığa. Oldu. Ellerine sağlık Kadirciğim. Sayende resmen boru kendine geldi. Yani gebermişler ki bunu böyle silsinler. Buradan bakınca mutfaktaki işleri bayağı bir kolaylamış görünüyorsunuz. Daha yarım saat yapacak ne işiniz var burada Kadir? Ocak var, yer var. Çağla Hanım'ın silmek için kendini paraladığı camları da unutmamak lazım. Yalnız ne yapıp edip son rötuşları yapmalı ve artık mutfaktan çıkmalısınız. Bizden söylemesi. Çağla. Kadir, bitti petek. Bitti mi? Evet. Kalk. Allah'ın adını verdim kalk. 2 saat 40 dakika. Çok yoruldum. Çabuk be, 2 saat 40 dakika git. Eyvah. Perdeleri sök, perdeleri. Perdeleri söküyorum bu taraftan. Neyse, doğalgaz borusu bitti, fayanslar bitti, kapı bitti. Dolap kapaklarının içi dışı bitti, buzdolabı bitti, petek bitti. Şimdi bir yere silinecek, bir de şuralar toplanacak. Ama tabii bunlar... kaldı maalesef ki. Artık ona da zamanı kalırsa bakar. Aynen. Hadi git hadi. Zaten kafam şişti, yürü. Temizlik adına ne gördüysem A'dan Z'ye eleştireceğim. Çünkü temizlik benim işim. Olur da elektrik süpürgesini prize takmayı başarırsanız ilk olarak ne yapacaksınız salonda Çağla Hanım? Halıyı süpürüp kaldıracağım. Yalnız mutfakta çok zaman kaybettiniz. Dış ses mutfak çok kirliydi ama. Yağlar vardı, pislikler vardı, onları bayağı bir tellemek zamanımı aldı diyebilirim. Bir de ben mutfak dolaplarının içini de yaptım. Bakalım ne bulacaklar. Bu kadar detaylı bir temizliği. Ay, çıldırdım. Çığlık çığlığa temizlik yapmak hoşunuza mı gidiyor? Evet, böyle bir daha da hırslanıyorum. Kız Sündüz, neye bağırıp duruyorsun ta içerilerde? Koltukları alıyorum. Şu an içli dışlı. Koltuğumu alıyor, kendini paralıyor belli değil. Kız az sakin ol, sakin. Bulaşık kalmış Kadir. Sen mutfağa yağ sökücü sıkmaya diye soktun bizi, bulaşıkları da burada koydun. Mutfaktan çıkamadık, bulaşıklar kalmış. Hadi bir zahmet. Eline kuvvet Kadir, eline kız, kuvvet. Kız bağırma, bütün Sultan Gazi aşağı toplandı.
Yine mutfakta bulaşıklarla baş başa kalan Kadir, petek temizliğiyle ilgili önemli bir püf noktasına parmak basıyor. Şimdi ben peteklerin içini boyuna söküyorum ama niye söküyorum? Sadece içinin tozu gitsin diye değil tabii ki. Önümüz kış, doğalgaz faturaları yüksek gelmesin. Peteklerinizin içini iyice temizleyin ki petekleriniz daha güzel ısıtın. İçindeki o tozdan böyle örümcek abi gibi şey oluyor ya. Ondan dolayı petekleriniz rahat ısıtmıyor. İçini temizleyin, daha rahat ısıtın peteklerinizi. Bak, aspiratörlerinizi, filtrelerini yıkamıyorsunuz. Ne oluyor? Aspiratör yağı çekmek için daha çok çalışıyor. Daha fazla ceyran gidiyor. Boşu boşuna çalıştırıyorsunuz yani. Zaten olan yağ dolaplara yapışıyor çünkü aspiratör ememiyor. Sen burnun tıkalıyken nefes alabilir misin? Hayır. Ya. Yani burada yaptığımız her şeyin aslında çok önemli bir sebebi var. Ama tabii ki koşturmadan heyecanda. Sebebi tamamen duygusal olmasın sakın Kadir. Onu da ona bağladın ya. Tabii ki koşturmadan, yarışma heyecanından, yarışmacıdan bunlara çok fazla değinemiyorum. Kusura bakmayın ama fırsatım oldukça sizlere hatırlatıcıyım. Artık bundan sonra her bölüm senden böyle bilgiler isteriz Kadir. Her bölüm ben sana nereden bulayım? Anneannenle konuşmayı biliyorsun ama. Ay anneannem dert oldu sana ya. Anneannem 6 tane burma bilezik takıyor, sen de taksana. Şaka bir yana elde bulaşık yıkamak da hepimizin yaptığı en büyük hatalardan biri. Bulaşıkları elimde yıkadım, dünyanın suyu gitti Allah bilir kaç leğen. Ama makine de yıkasaydınız en azından daha az su gidecekti. Ve makine yıkıyor sana 70 derecede. Sen 70 dereceye parmaklarını sokabiliyor musun? Hayır. Daha da iyi dezenfekte ediyor. Yani demeyin ki makine eldekinden daha kötü yıkıyor. Çağla, hadi Çağla. Hoş geldin Kadir. Hoş bulduk. Tabakları da yıkadım. Eline koluna sağlık olsun. Az önce mutfakta ne demek istedim? Peteklerinizin içini temizleyin. Daha rahat ısınsın, daha az fatura gelsin diye değil mi? Bak tabii içinin tüyünü aldım. Şimdi bu petek nasıl güzel ısınır? İçini toz bağlamış. O petek nasıl yukarıya sıcaklık versin? Oy içine bak, içine. Kadir, soba temizliği mi daha zor yoksa petek temizliği mi? Vallahi benim ben hiç peteklerimin bu denli battığını bilmiyorum. Ben çünkü ayda bir kez böyle komple bir kova su yapıyorum, hepsini söküyorum, bir güzel siliyorum. Ama tabii sobanın temizliği bir tık daha zor. Ağzını açınca sobanın olduğu gibi his duman havaya kalkıyor. Ama sobanın da en güzeli kovalı olanı. Kovalı da en azından külünü direkt alıp döküyorsun. Öbürünü de altından çekiyorsun, hep uçuyor. Oo, dünyanın tozu. Ama temizleyensen hepsini temizler. Yani diyorsun ki temizleyince petek daha iyi ısıtıyor, öyle mi? Tabii peteğin içinde toz olmazsa daha güzel ısıtır da. 40 seferdir ne söylüyorum ben? 70 milyon oldu, sen dibimde anlamadın beni. 82 milyon. Tamam 82 olsun. Peki yaz aylarında peteği kirlenmekten korumak için bir yöntem var mı? Yazın kirlenmesin diye de hani üstüne şu şeyler var ya, streç filmler. Onu geçir üstüne, bunu kapat, toz olmasın. Ama kışın da toz olmasın diye onları örterseniz sefer görürsün ısınıyor mu? Tamam şimdi ben hemen şu camın önünü sileyim. Tamam koltuğu Kadir'cim. Çekeyim hemen. Benim suyu de burada döküyorum, bitti yeni işim. Bir su yapıyorum. Bana su yapmalar yakışır, gidiyorum. Kadir su yapmaya giderken yarışmacımız var gücüyle cam çerçeve temizliğini sürdürüyor. Bu sırada Kadriye Hanım ve Emine Hanım sessizce ziyarete gelip bir süre gözlem yaptıktan sonra yine sessizce ayrılıyorlar. Çağla Hanım'ın ziyaretçileri bitmek bilmiyor. Şimdi de Nurdan Hanım ve Büşra Hanım ziyarete geliyorlar. Kolay gelsin Çağla, nasıl hoş gidiyor? Hoş geldiniz, sağ olun hanımlar. Nasıl gidiyor? Biraz yoruldum ama biraz kızımı yoruldum. Kaybetmedim. Kızını kaybetmedim. Kaç dakikan evet. Kaldı? Ne kadarın kaldı? 30 dakikası kaldı. 30 dakikası kaldı. Banyoya yetişebilecek neler misin? Neler yapmadın burada? Koltukları silmedim sadece. Camlarım bitti. Hı-hı. Peteklerim bitti. Burayı şu anda silip çıkacağım. Zaten yani bir şey yok. Sileceğim. Ayrıntılı bir şey yok. Ayrıntılı camdan, süpürdüm. Camdan hiç ayrı. Aldım koltukları da. Zaten duvarlarımda herhangi bir şey yok. Peteğin içini yaptın mı? Peteğin içini şimdi açacağım. Diğeri yapıldı, bitti. Hızlı gidiyor. Evet, kaybetmemiş hızını. Hızını öyle kaybetmedim. Kaybetmemiş. Ama yoruldum daha. Zaten suratından anladığınız gibi. Evet, hızlı gidiyor ama. Ama hala. Büşra Hanım, sizce hızlı gidiyor mu? Şu an hızlı gidiyor, evet. Ama dakikası az.
Son dakikalara yetişir herhalde. Mi? Koltukları silemedim daha. İçlerini süpürdün mü? İçlerini süpürdüm, yetişir. Alabildiğimi aldım. Yok daha silemedim. Alabildiğini aldım. Evet alabildiğini aldım. Aralarını kenarlarını aldım. Masanın... Sileceğim koltukları daha... O, hiç koltukları yemedim. Masanın altını? Almadım. Oraya geçeceğim. Televizyonu silip kapıyı silip çıkacağım. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Kadir yardım edebilir misin bana? Duymuyor sizi. Kadir! Çağırın Kadir'i, bağırın. Kadir! Sen niye başı sıkışınca hemen diyorsun ki Kadir'i çağır Kadir'i? Kadir pekeri çıkabilirim, çok sürem kalmış. Duydun mu bizi? Ben duyuyorum. Hadi hadi çağır, hadi hadi çağır. Ne yapalım? Yarışmacımız zor durumda. Sürem çok az, bana yardım edersin. Peki bunlar evde nasıl petek temizliyorlar? Her gelen yarışmacı diyor ki ben onu çıkartamıyorum. Onu çıkartamıyorlar, nerenin detayını yapıyorlar peki? Ben detaycıyım. Daha peteği sökemiyorlar. Sökemedim Kadir, ellerim kaygan şu anda. 25 dakikanız kaldı. Eyvah. Az dur kız. Bakın şimdi Kadir nasıl söküyor peteğin kapağını. Bak bakayım. Bak bak bak. Ay teşekkür ederim. Çağla'yı da rakip görmüyorum kendime. Zaten onun da bir iddiası yok. Hani gümbür gümbür geliyorum diyen bir yarışmacı olmadı benim karşıma. Evde silmedik girmedik yer bırakmam. Her yeri ovalarım hep çitilerim hep Kadir, her yer hep tertemiz Kadir, gitsin dertlerimiz la la la. Nefes nefese kaldım be. Evet, bir kirli evimizin daha yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Buradan tekrardan kirli ev sahiplerine başvuruyorum. Ama anne başvurması söylüyorum. Gelinim hayırsız gelmiyor, torunum vefasız uğramıyor. Çocuklar desen arayıp sormuyor. Evim kalkmış kaçıyor diyorsanız www.temizlikbenimişim.tv'ye başvurun. Gelelim köpürte köpürte evinizi temizleyelim. E tabi bu evleri tek başımıza temizlemiyoruz. Temizlik benim işim, ben temizim diyen tüm erkek ve kadınlara sesleniyorum. Çıkın gelin hep birlikte güzel bir bez sıkalım. Temizliğimizi tüm Türkiye'ye gösterelim. Hadi bakalım. Şimdi çekil ayağımın altından yerleri sileceğim. Bu arada hala salondan çıkmaya niyeti olmayan Çağla Hanım'a ne diyorsun? Çağla'yı ben Allah'a havale ettim. Kadir! Yüce Rabbim nasıl biliyorsun? Kadir! Şu koltuk, şu koltuğu sildim. Hemen şu tekli koltukların kenarlarını silip gidiyorum. Son 10 dakika Çağla Hanım, acele edin. Buraya aldım şu. Kalmadı, ben banyoya gidiyorum. Yürü yürü. Çağla Hanım, sadece 10 dakikanız kaldı. 10 dakikada koca banyo bitecek mi? Bitirmeye çalışacağım. Olduğu kadar. Önce deterjanını küvete sıkarak kiri pisliği yumuşatan yarışmacımız, daha sonra küveti ova ova temizliyor. Küvetin ardından sıra klozete geliyor. Bol deterjanla kaplanan klozet biraz da fırçalayınca kolayca temizleniyor. İşte şimdi de sıra lavaboya geliyor. Ay ben şimdi seni nasıl açacağım ya? Allah kahretmesin. Bu da beni buldu bozuk çeşme. Çağla Hanım ne yapıyorsunuz öyle? Ya rüzsüz görmüyor musun? Her yere su fışkırtıyorsunuz. Don söylesem mi yaptım bunu? Kapatın artık şunu. Bunu kapatamam, durulamam lazım. Ne yaptı? Gel bak ne yaptığıma gel. Oo. Gel bak. Daha küvetin içi duruyor. Bana eldiven verin, sünger verin. Yaptım yaptım çıkmıyor. Çok zorladı. Kadir musluk bozuk görmüyor musun? Kız sen niye olmadın? Ya ama... Ya al fıskiyeyle tutsana. Kadir küvet temizliğini beğenmeyince önce kendisi yaparak yarışmacımıza yol gösteriyor. Ardından Çağla Hanım işin başına geçiyor. 4 saatlik sürenin son dakikalarında Kadir ve yarışmacımız banyonun kalan işlerini hızla tamamlamaya çalışıyorlar. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Seni Allah seni kahretsin. Ya. Şimdi ben var ya. Lan belası. Of gözümün içine girdi. Bitti mi süre? Süre bitti tabii ki. Aa, makine kuduruyor. Süre bitti dedik, duymadınız. Biz de ıslatalım dedik. İyi yapmışsın. Olan siz... Bir ses kulağıma su kaçırın. Hadi senin enseni bu gariban kameramansıcık gibi olmuş. Kulağıma su kaçırın. Ekstra 5 dakika daha süre istiyorum. Sen de pirim yapma, yürü. Evet, temizliğimiz bitti. Bir halay çekmedik Çağlacığım ya. Çağlacığım bayağı yoruldu. Çok yoruldum. Bitireceğim dedim, bitirdim. Bundan sonra evin temizliğinde görüşmek üzere. 10 dakika ödülü bulamadınız ama. 10 dakika televizyonun arkasındaydı ama sen bulamadın. Televizyonu nasıl sildin peki Çağla?
İç dış sildim. İç dış sildim. Gel. Sildim son dakika. Beni oradan hadi kovdular ama. Evet, sildim televizyonu. Ya. Görünmeyen yerler temizlik puanla bulamadığı için 10 dakikada kazanamadı senin tatlı kız. Çok üzüldüm. Maalesef. Neyse, bugünkü temizliğin de sonuna geldik. Şimdi sıra gelsin finale. Tut bakayım. Erzincan'dan Kemal'dan geldi. Allah cezanı versin senin ya. Ya senin bu suya merakın ne? Erzincan'dan Kemal'dan yar gelin oynamaktan. Ya Rafistan yakışır. Dur bir dakika. Ne banyo? Çıkış burada, çekilsene. Çok güzel zılgıt çekiyor Çağla Hanım. Çek bakayım. Kadir sen nasıl yapıyorsun? Ben tükürüyorum. Kadir zılgıt çekerken kendini hiç gördün mü? Yok. Küçük dilim görünmesin diye benim ağzım biraz... Çekil be adam, gidek! Kameradan sular damlıyor. Yalnız kameramanca kusura bakma, sen arada pişman. Kalk kız. Eksiği var çok. Annesi haklıymış. İddialı konuştu, annesini haklı çıkardı. Meğer anneler haklıymış. Baksana, benim istediklerimin hiçbiri olmamış ki. Yağ konusunda onu çok iyi anlıyorum. Yapmaya çalışmış ama eksikleri var. Ve baktığımda bu tarafla uğraşmış ama öbür tarafla... Çağla Hanım'ın 4 saattir temizlediği ev karşımızda. Yarışmacımız evimizin salonunda camlara ve çerçevelere özen gösterdi. Koltuklarınsa içleri süpürüldü, kolçakları silindi. Ancak minderlerine bez değmedi. Çağla Hanım çalıştı, çabaladı, elinden geleni yaptı. Ama bakalım yaptıkları geçer not alacak mı? Merhaba. Merhaba, kolay gelsin. Merhabalar. Eksiği var çok. Annesi haklıymış. İddialı konuştu, annesini haklı çıkardı. Meğer anneler haklıymış. Her zamanki gibi. Anneler her zaman haklı mıdır Kadriye Hanım? Evet. Çünkü çocuklarını tanıyan annelerdir. Banyoda iddianız çözülecek. Çözülecek ama burada çözülmemiş çünkü burada yapamamış. Yapmaya çalışmış yani, gayreti var yine. Bir şeyler yapmış yani ama bizlerde de oldu eksikleri ama yapmış bir şeyler. Sizin kadar eksiği var mı? Benden daha fazla eksiği var salon olarak. Mutfağa geçelim mi? Geçelim. Hadi o zaman buyurun geçelim. Evimizin mutfağı oldukça zorlu bir parkurdu. Ancak yarışmacımız da korkusuzdu. Yağlı dolaplar iç dış silindi, paklandı. Aspiratörden ocağa, bulaşık makinesinden buzdolabına kadar her yer temizlikten payına düşeni aldı. Çağla Hanım mutfakta iyi bir performans sergiledi. Rakipleri beğenir mi bilemeyiz ama en azından annesine temizliğini gösterdi. Yarışmacımız banyoyu da burası kadar temizlediyse işi bırakacak mısınız? Ben işimi bırakmayacağım çünkü baksana benim istediklerimin hiçbiri olmamış ki. Sizin istekleriniz biter mi hiç Kadriye Hanım? Menfizin hali ortada. Ben dün yağ konusunda onu çok iyi anlıyorum. Yapmaya çalışmış ama eksikleri var. Ve baktığımda bu tarafla uğraşmış ama öbür tarafla orayı yarıda bırakmış. Yani ilk girdiğimizden iyi. En azından Büşra Çağla'nın
fırını var, bulaşık makinesi var. Emine'de bulaşık makinesi yoktu. Ay, fırını yoktu. Kıyas günü değil bugün. Bugün Kadriye Hanım'ın istifa mektubunun imzalanacağı ya da yırtılacağı gün. Sence öyle mi? Bizce öyle. Sizce değil mi? Kusursuz onun için. Buyurun banyoya. Çağla Hanım banyoda kısa bir süre kalabildi. Yine de küvetten başlayıp lavaboya kadar sırayla her yeri elden geçirdi. Klozet köpüklendi, silindi, çamaşır makinesi çekildi. Yarışmacımız eksiklerle de olsa banyodan çıkmayı başardı. Artık rakiplerinin yorumları kaldı. Merhaba, merhaba, kolay gelsin. Buyurun banyomuzu inceleyin hanımlar. Elimizde bir belge var. Bu belgeyi bugüne özel hazırladık. Senin mi? Bana hazırladılar. Başarı belgesi değil. Kendi mezarımı kendim kaldım. Bilemezsin, belki iyi bir şeydir. Kadriye Hanım'ı öne alalım mı? Alalım Kadriye Hanım'ı lütfen. Ama buyurun. Şunu söyleyebilir miyim? Tabii söyleyin. Kesinlikle benim istifamı ben kabul etmiyorum. Çünkü istifalık ev değil. Nurdan Hanım, siz ne diyorsunuz? Valla ben sabah dedi banyoya yetişemez dedi. Yetiştiremez, ben bu işi bilmiyorum dedi. Hepimizin eksiği vardı. Biz de banyoya girdik. Yapamadığımız yerler oldu, yetişemediğimiz yerler oldu ama... Hatta Emine de dedi ki imzamı atarım, o yanlış anlamış ama banyoya giremez, hiç giremeyecek dedi. Banyoya da girerse dedi ben bu işi bilmiyorum. Yapar ama dedi, öyle yapar ama banyoya giremez dedi. Kadriye Hanım, tam olarak ne dediniz? Ben sabah dedim ki, buraya girdi bu işi yaptıysa ben bu işi bırakacağım. Gerçekten bırakacağım ve onu tebrik edeceğim. Salondan, mutfaktan bitirir de istediğim gibi banyoya girerse ben bu işi bırakacağım. Bu buradan hiç giremez, hiç çıkamaz. Ben sözümdeyim. Ben ne konuştum hatırlamıyorum ki. Emine Hanım, siz hatırlarsınız. Altına imza atmıştınız. İmza attım ama ben de boş kağıda imza atmışım galiba. Siz boş kağıda imza atmış olabilirsiniz ama bu boş bir kağıt değil. Kağıdı bana vermeyecekler. Siz okuyacaksınız. Okuyoruz arkadaşlar. Ben Kadriye, 15 yıllık meslek hayatıma bugünkü iddia üzerine son veriyorum. Son vermiyorum. Ben yazmadım. Not. Çağla, sana güvenmediğim için üzgünüm. Teşekkür ederim. Bitiremezsiniz inşallah. Ay, amin. Şimdi bunu imzalasın mı, imzalamasın mı arkadaşlar? Dersiz imzalarım ben. Yarın da şey alsın yani, sorunu yok. Yarından sonra bunun altını doldururuz. Neyse, artık daha fazla uzatmayalım. Bizce bu iddia zaten bitti. Çağla Hanım iddianın gereğini yerine getiremedi. Evet, teşekkür ederim. Nasıl? Siz tartışmaya başlamadan doğruca finale gidelim hanımlar. Evi gezdim, gördüm ve eksiklerini buldum. Burayı diyorsun ki bu evde hiçbir şey yoktu. Allah aşkına nasıl bir şey yoktu ya? Senin bir kere mutfağın temiz ve temiz yeni. Tekli koltukların yanlarında, derilerinde böyle sarı sarı su izleri vardı. En azından bir koltuk silebilirdi. Benim için artıydı. Ama ben mutfak dolapları yağlıydı bak. Koltukları... Yani o kadar kalıp gibi yağ yoktu dolaplarda. Nurdan Çağla'ya 4 verecek. Çünkü Nurdan Çağla'yı tutuyor dedi. Evet, 4 verecek. Peki Nurdan abla, Çağla'nın 4 saatlik emeğine puanını göster. Benden sana helal hoş olsun puanın. Teşekkür ederim. Ayakta alkışlamak istiyorum. 4 verecek. Şirket kurulmuş yani. Ben başka bir şey demiyorum. Temizlik benim işimde. Günün finalinden herkese merhaba. Haftanın 4. temizliğini Çağla'yla yaptık. Evet, bayağı uğraştı, didindi. Annesi ve yarışmacı arkadaşları dahil hepsi. Çağla, elin ağır, sen bu evi yapamazsın dediler. Özellikle Kadriye abla öyle bir iddiada bulundu ki
Çağla bu evi temizlerse ben istifa ederim dedi. Ha, buraya girdi, bu işi yaptıysa ben bu işi bırakacağım. Gerçekten bırakacağım ve onu tebrik edeceğim. Senden yorumunu almayayım. Bugün direkt Kadriye ablaya odaklanmak istiyorum müsaadenle. Tabii, buyurun. Kadriye abla, evi gezdin, gördün. Öncelikle geçmiş olsun, elinize kolunuza sağlık. Teşekkür ederim. Evi gezdim, gördüm. Gez gör diyorlar ya, evet. Ben de gez gör yaptım. Ve eksiklerini buldum. Şimdi hepsini tek tek söyleyeceğim. Ama istifamı ben iptal ettim. Çünkü istifa edemiyorum. İstifa mektubuma imza atamıyorum. Çünkü başaramadığı için istifa edemedim ben. Sana göre bu ev olmadı yani. Olmadı. Peki nereler olmadı mesela? Yani nereler olmadı? Şu koltuklar bir kere hiç silinmemiş. Kenarı, köşe hiç silinmemiş. Şu camı açtım orada. Koltuğun arkası atlarına hiç girilmem. Yani salonu saymayacağım ben. Koltukların çekyatların içlerini diyor. Çekyatlar içlerini hiç almamış. Çekyatlar başlarına hiç almamış. Ben baktım olduğunu söylüyorum. Arkadaşlarım da zaten söyleyecek. Cam kenarlarına da baktım olmamış. Koltuğa baktım salonda. Cam kenarları neresi olmamış Kadriye abla mesela? Cam kenarlarının araları olmamış. Hani sen diyorsun ya kar beyazı. He. Diyorsun ya. Beyaz yani olmamış. Hep içini şeyi duruyor yani. Çamur da onlar biliyor tamam, musun? Tamam yine çamur var. Tamam. Yok ufak tefek kalmış ufak olabilir tefek ama şu cama bayağı baktım. Tamamen yani. Şu camın hani, duruyor. Tamamen bunu tamamen kombilerin üzerindeki kir zaten detaylı çıkmamış. Cam zaten bu cam tam olmamış. Petekler silinmiş ama tam silinmemiş yani kirler. Sen boyaları çıkmadığı için böyle düşünüyorsun. Boya demiyorum yani ben gördüğümü söylüyorum. Çıkmıyor boyası da var, kiri de var. Terledim o kadar. Ben söyleyeyim de. Tamam söyle. Ondan sonra koltukların baştandaki lekeler duruyor. Koltuklar altında silmedim hiç zaten. Girmemiş. Koltukları, tamam, ben koltukları de silmedim, kenarlarını sildim. Ben bu evi 3 saatte bitireceğim ve oturacağım. Siz de seyredeceksiniz Kadriye abla. Ben bu ev için mi söyledim? Bana çıkacak ev için mi söyledim? Emine ablanın evi için söyledim. Kadriye abla bak şimdi sen yorumları çok farklı dinliyorsun, farklı yere farklı çekiyorsun. Dinlemiyorum, hayır. Emine ablanın evi için dedim ki bu ev bana çıksaydı etse, ben bunu 3 saatte bitirir, 1 saatte kahve keyfi yapardım dedim. Burası bende olsaydı 3 saatte bitirir çıkardım, 1 saatte oturur burada kahve keyfimi yapardım. Bu ev için demedim, dedim ki bana dedim daha pis bir evde çıkabilir. Salonumu ben, evet salonda ben iddia etmedim. Gelip gördüğümde çok fazla bir ama pisliği bir şey söyleyeyim mi? Yoktu. Sen dün tertemiz evi çok pis. Çok pis. Bir dedi, saniye ben bir şey söyleyeyim bir mi? Geliyorsun bir saniye burayı diyorsun ki bu evde hiçbir şey yoktu. Allah aşkına nasıl bir şey yoktu ya? Ben bir şey yoktu demiyorum. Sen Emine'nin evini diyorsun ama Emine'nin mutfağı senin kadar şanslı hayır, değildi. Hayır kaç tane dolap kapağın vardı. Ayrıntısına giriyorum. Ayrıntısına lütfen giriyorum. Haksızlık yapma. Ama ben ayrıntısına giriyorum. Kadriye abi ayrıntısı neresi? Ayrıntısı söyle, neresi? Senin bir peki kere mutfağın temiz ve temiz yeni mi? Eşya olarak. Eşya bak, şey yeni olarak diyorum. Eşya yani, yeni olabilir. Onunkisi de koyu bir mobilyaydı. İki tane yeni diyorum. İki tane raf vardı. Ya desen hiçbir şey yok. Ben o dolapları çok pardon Çağla. Sakin ol. Derin nefes al. İddiamda kesindim. İddialıydım. Evet. Dediğim çıktı. Yanılmadım. Altıncı hissim çok kuvvetlidir. Ona denk geldi. İddiamda ben buradan çıkarım dediğin için iddianı tamam, yanıtlıyorum. Tamam çıktım, eksiklerim de oldu ve ben eksiklerimi kombiye hiç girmemiştir. Eksik kombiye girmedim, yetişmedi. Hiç girmemiştir. Yetişmedi, üst tamam aldım. Peki Kadriye evet abla beğendiğin, evet elin o konuda saltladığın bir yer neresi? Tabii ki var. Dolaplar, neresi? Üst dolaplar. Mutfak dolapların hepsi. Hem mutfak dolapların eksikleri var. Yok değil, bak bir kere aspiratöre hiç girmemişsin. Aspiratörün altı, üstü yer var. Elektrik çarpıyordu ya, nasıl girmedi? Elektriği kes çıkaraydın fişini. O içini fişini çıkardık, çıkardım. Ben onu bayağı hayır, bir temizledim, kremledim. Tamam, lekeleri çıksın diye leke çıkarıcı, tamam, yağ silinmiş söktüm. Ben eğer silinmişse benim gözlerim bozulmuş yani demek. Birkaç dakikada yani suda beklettim. Ben sildim. Tamam o kadar arkadaşım, çekildim. Eğer bunlar tamam silindi, temizlerse tamam ben sütümü tamam geri alacağım. Herkese ne yapayım? Peki Kadriye abla, şimdi ben diğer arkadaşlara tamam sormak tamam istiyorum. Nurdan abla, Kadriye abla sabah dedi ya bu evi eğer yapabilirse ben istifa edeceğim. Peki şimdi Kadriye ablanın istifa etmesi gerekiyor mu? Bence gerekiyor. Niye gerekiyor? Ben şöyle bir açıklama yapacağım. Kadriye bana sakın darılma. Yok darılmıyorum. Kesinlikle. Şimdi Kadriye 4-3 gündür yarışıyoruz. 3 gün boyunca ne benim, ne Büşra'nın, ne Emine'nin merdivene çıkıp da dolap üstüne bakmadı bugüne kadar. Bugün niyeyse Çağla'nın gününde bir yiğitliği tuttu.
Kalktı, çıktı yukarı, elini koydu. Bakacak, yağlara bakıyor, var mı yok mu? Afiyet mi var diyorsun yani? Bence var. Ben niye şey bende çıkmadı? Ya ben konuşuyorum. Ama sen de bize yaptığını buna yapmadın. Bize baktın, ona bakmadın. Ama daha ben puan vermedim ki. Öyle Kadri, yapma. Ama daha ben puan vermedim. Ama daha ben puan vermedim, daha eleştirmedim, olabilir, yapmadım. Olabilir, ben de olanı söylüyorum. Peki, devam et Nurdan abla. Çağla da neden yaptı? Ben de yapmadı, onda yapmadı. Peki soralım, Kadriye abla. Evet. Bugüne kadar çıkmadığında neden bugün dolabın üstüne çıktın? Neden? Nedenini söyleyeyim çünkü ben bunlara da, ben sadece böyle alttan baktım. Yani dolapların yüzünü eğer yani yüzünü... Hatta sana dediler ki Kadriye için detay önemli değil, sadece bakıyor gidiyor zaten dediler. Ben detayını zaten biliyorum, yapılmayacak yeri de biliyorum, yapılacak yeri de biliyorum. Yani görünen köye kılavuz istemez. Ben gördüğüm zaman zaten neyin ne olduğunu biliyorum. Eğer altını siliyorsa, dolabı siliyorsa Kenan o üstünü zaten bırakmayacak. Ben biliyorum. Ben neden baktım? Çünkü daha ben yarışmaya girmedim. En son yarışmacı benim. Benim puanımın hiç kimse bilmiyor. Belki de hiç vermeyecekler. Belki de sıfır çıkacağım. Daha benim puanım olmadan, daha ben yarışmadan benim hakkımda o kadar iddialı konuştular ki. Sen ben onların iddialarına, ben onu yapmışım, bunu demiştim. Senin demene rağmen ona bakmamışım, buna bakmamışım. Ben bakılacak yeri zaten baktım. Peki Kadri abla, baktığın yerler için puanını alayım senden. Buyursun. Beni en sona bıraksan. Niye? Öyle. O zaman ben de derim beni en sona puan dengelemesini yapacaksın. Bence ben size rica etsem ilk puanı Nurdan Hanım verebilir mi? Çünkü destekliyor. Ben ilk puanı onun vermesini istiyorum. Kadri abla bir saniye sorayım. Çağla, önce Nurdan ablanın sonra Kadri ablanın vermesini ister misin? Benim için fark eden bir şey yok. Hani ha geç vermiş, ha erken Hayır, Kadri vermiş. Abla kendince bir şeyleri ispatlama çalışıyor. İspatlamaya çalışıyor. Nurdan abla verelim. Versin tamam. Nurdan abla buyur. Şimdi evet. Nurdan ablayı sadece ben dinleyelim vereyim. Ama lütfen. Yok. Nurdan abla versin puanını, yorumunu. Tamam. Ama sadece dinleyelim. Sizden bunu istiyorum. Büşra sen de dahil. Yani hiçbir şey söylemeyin, sadece dinleyin. Nurdan abla buyur. Biz ne kadar dışarıda konuşsak da sonuçta yarışmacıyız. Aynen öyle. Birbirimize kırılmak, darılmak yok. Sen beni eleştirdin, ben seni Tabii. eleştirdim. Şimdi benim geldiğim zamanda da koltuk detayına bakacağım dedim. Silmesini isterim dedim. Lekelerini en azından çıkarsın. Geldim baktım koltuklar silinmemiş. Camlar keza dalgalıydı. Çok uğraştım. Dalgalıydı. Ellerine sağlık yine. Şu koltukların yanlarında... Sildim onları. Koltukları silmedim. İçlerine kadar tekli sıkıyordum. Tekli koltukların yanlarında, derilerinde böyle sarı sarı... Hani böyle çay dökülür de böyle Hı-hı. akar böyle su izleri vardı. Mutfağında ben biliyorsun hiç kimseyi es geçmedim. Buzdolabının üstündeki o havalandırma borusu var ya. Evet. Orası komple örümcekti. Kombinin üstü olduğu gibi duruyordu. Kombiye girmedim. Sadece zaten. Borusunun görünen yeri evet. silinmiş, o dirsek kısmı Hı-hı. silinmemiş. Ocağını kaldırdığım zaman biraz daha yağlar vardı alttaki tam uç kısımlarında. Yani o prizin o olduğu gibi olsun, yağydı. Prizin olduğu gibi yağydı. Prize dokunamadım. Elektrik vardı abla çünkü dökülüyordu. Ha, yok hani üçlü priz çıkıyor çıktı ya. Zaten. Yok üçlü priz çıkıyor ya. Evet. Onu söküyorsun, onu eline alıyorsun ya. Tamam o kadar o ben girmedim. Kablosu bayağı bir kayıyordu çünkü. Peki Nurdan abla sence 4 saatlik bir temizlikte o kadarına vakit oluyor mu? Ya tabii ki olmuyor. Sen kendin yaşadın biliyorsun. Bak tamam biz ben... senin dolaplarında yağlar kalmıştı. Ya hepimizin içinde kalacak. Ben bir tane gidin bakın i̇şte bak, yağlar abla hani bunu söylemek istiyorum. Çok pardon. Hepimiz gününde kalacak diyoruz ama hepinizin günü geldiğinde yorumlarda bunu teyit geçiyoruz. En azından bir koltuk silebilirdi. Benim için artıydı. Ama ben mutfak dolapları yağlıydı bak. Koltukları... Yani o kadar kalıp gibi yağ yoktu dolaplarda. Peki ama en azından mutfağa girmiş mi? Girmiş. Salona girmiş mi? Değil. Kombinin üstü duruyor. Kombinin üstü durabilir. Bak ben ona yok demiyorum. Tabii ki de. 4 saat bir temizlikte. Tamam. Kimse ben evet girdim prize varana kadar terledim. Ya şimdi ben de hani dediler bak, ya. Gününde, bak gününde mutfağa ne kadarını yapabildin Nurdan abla? Çağların yerinde ben olsam o zaman derim ki üçlü prize kadar takıyorsan. Neden mutfak dolabına tamamıydı? İşte biliyorum ben senden takmayı. Ben buna takmadım. Olanları söyledim. Yağları gördüğüm halde dedim ki bak bir emek etmişsin bu eve. Hı hı. Ben o kadar detaylarına takılmadım. Senin fırınında lekelerin vardı. Dolabın pisti. Ben fırınımı çekemedim. Bulaşıkların yani, yarım tam kalmıştı. Tam çekilmiyordu. Doğalgazın borusundan çekemedim. Ocak kısmı gelmedi. Üstü, gelseydi. Yağlar yapış yapıştı. Nerede? Hiç çıkmamıştı. Mutfağında senin çok yağların vardı. Ama benimkinde o kadar kalıp seninkinde o kadar kalıplaşmamıştı. Ve onlar
normalde spotuna getirip de... Ben sana 4 verdim Nurdan abla. Yanlış anlama tabii ki de, sen de bana vereceksin diye demiyorum. Eksiklerinin kalmasına rağmen ben sana o puanı verdim. Emeğini gözlemlediğim için ve ben burada hızlı hızlı hareket ettim. Ben de diyorum ki sana, benim elimde bir spatula, hani spatulam olsaydı o yağları gerçekten böyle spatulayla kazımam lazım. Bak ellerim bakar mısın kazımaktan? Bak o değil, benim ki telle çıkacak bir şey değil. Benim spatula getirip o yağları böyle, hatta şöyle bir tane kalıp yağ vardı, bıçakla böyle kazıdım yani. Anladım. Nurdan abla, şimdi senden puanını alacağım. Senden puanını almadan önce Kadriye abla bir şey sormak istiyorum. Nurdan Çağla'ya 4 verecek. Çünkü Nurdan Çağla'yı tutuyor dedi. Evet, 4 verecek. Bunun arkasında mısın? Evet. Peki Nurdan abla, Çağla'nın 4 saatlik emeğine puanını göster. Benden sana helal hoş olsun, puanım 4. Tamam. Ayakta alkışlamak istiyorum. 4 verecek. Şirket kurulmuş yani, ben başka bir şey demiyorum. Vermeyecekti. Ben onu kışkırttım. Niye? 4 verseydi o 2 verecekti. Kadriye abla, direkt senden puanını alacağım ben şimdi. Ben teşekkür ederim. Seni sevindirdim onun adına. Eğer biz de, çünkü yine sevinecek, çok sevinecek. Çünkü biz varız, 3 kişi daha varız. Herkes hak ettiğini alacak, herkes öyle, hak ettiğini yani bulacak. Eden bulur dünyası derler ya. Kadriye abla, puanı zaten sen yorumunu yapmıştın. Evet. Puanı direkt alıyorum senden, buyur. Kadriye abla, Çağla'nın 4 saatlik temizliğine, emeğine, verdiği çabaya kaç puan veriyorsun? Çağla'nın 4 saatlik emeğine, mutfağına, mutfakta emek harcamış, çaba göstermiş. Salonunu zaten beğenmedim. Onun için ben mutfağına Çağla'nın... Kadriye abla, bir şey söyleyecekten son kesiyorum. Sen dün Emine ablanın evine temiz ev olduğu halde dedin ki çok pisti, şöyle böyle işte tamam. Hani burada ben... Ya gittin, kalktın, baktın, ettin. Çok eksikleri olmasına rağmen 4 verdin. Tamam. Büşra'nın eksikleri olmasına rağmen 4 verdin. Büşra'nın kapı aralarındaki küflere kadar duruyordu. Salondaki vitrinin üstüne de hiç dokunulmamıştı. Tamam. Altlara hiç dokunulmamıştı. Sadece gözle görülen yerlerinde vardı. Buna rağmen bitmediği halde, o da benim gibi son 10 dakikada tamam. Banyoya girdiği halde tamam. Sence bu puan adaletli oldu mu? Bir şey soruyorum. Yani benim onlarla bir bağlantım var mı? Annemden, babamdan, akrabalarımdan? Bir bağlantım, alakası yok. Var mı? Ben sana ama şu an bir onun, soru bak, soruyorum. Onun evinin... senin banyoyla benim banyom birdeydi. Senin banyonda resmen yani çamur var orada. Köşede duruyordu yani. Evet, ben 10 dakika girdim tamam. Ama pırıl pırıl yaptım. Tamam, ben küvete bak, ben aksini hiç fark etmiyorum. Yani, 10 dakika kala girdim. Bana sorduğunu lavabomu, ben cevap vereyim. Bir saniye. Tamam, kendi banyoyla benim banyomu bir tutma o nasıl zaman bir lütfen. Tutmayacağım. Kusura bakma, senin orada yani böyle ne derler ona? Yün, çamur onu, vardı yani. Valla senden götürebilirdi. Daha iddialı yaptın. Görürsün canım, çok iddialıydın. Seni de alkışlıyorum. Senin çok kaldı. Seni de alkışlıyorum. Bak Beren, o alkışlayınca hep bir ağızdan konuşuyor. Yarın da beni alkışlayacağım. Çok pardon, Çağla. Kadir abla çok var. Bak, birbirinizle konuşmayın. Çağla ile konuşun. Çağla, senden ricam biraz daha volümünü düşür. Anlıyorum, kendini açıklamaya çalışıyorsun ama bir tık daha düşür. Kadir abla, senden puan aldım. Çok teşekkürler. Büşra'ya dönmek istiyorum. Büşra, bugüne puan veriyoruz. Geçmişi konuşmuyoruz. Tamam. Buyur. Eline emeğine sağlık. Ya konusunda beni anlamışsındır. Hepiniz, yani herkesi, yarışan arkadaşların hepsini anladım. İlk önce mutfağa konuşmak istiyorum. Evet, yağları götürmüşsün ama benimki kadar yağ yoktu. Kolay yapmışsın. Senden çok fazlaydı bir şey. Kesinlikle yoktu. Görürsün, fark edersin. Çok fazlaydı. Yoktu. Evet, yapmışsın ama mutfağında da eksikler var. Benim de oldu. Tabii. Demek ki neymiş? Eksiklerin oluyormuş. Yüzüne ben zaten vurduklarını, sana yüzüne vurdun. Yüzüne vurduklarınız. Hani mesela benim camlarından da bahsettiniz. Evet. Nurdan abla da bahsetti. Yok dedi, camların hiçbiri olmamış. Geldi buraya diyor ki, camları silmiş ama ellerine sağlık. Banyom 10 dakika yetiştim diyorsun. Evet. Büşra'nın banyosu da 10 dakika girdi diyorsun. Ama senin banyonda hiçbir şekilde temiz bir yer görmedim. Aşırı kir vardı. İlk çok girdiğinde aşırı... gördün mü? İlk girdiğimden daha kötüydü şey. Yani öyle Hayır, söyleyeyim. Hayır, nasıl İlk daha girdiğimden kötüydü? O yerlerde o kalıntılar yoktu. Yapma, yapma Büşra. Bak, girdiğimde o kadar ben o çamuru görmedim.
daha çok çamurlaşmış ve orada birikmişti. Ve kenarları çok çamurlaşmıştı. Nurdan abla çok güzel oynuyor. Şu an Nurdan ablaya geliyorum. Bence sen güzel oynayacaksın. Oyna, izleyelim ya, zaten şimdi oynuyorsun. Büşra'nın yorumunu bitirelim bir önce. Yani beğendiğin hiçbir yer yok mu bu evde? 4 saatlik bir temizlikte. Beğendiğim yağlı olduğu sadece o dolaplarla çok uğraşmış. Peki sence onlarla uğraştığı için zaman kaybedip başka bir yerlere yetişememiş olabilir mi? O yağlı dolaplar zamanını almış olabilir mi? Sen de yarıştın biliyorsun. Evet, bildiğim için zaten anlıyorum onu o konuda. Çünkü yağ gerçekten çok zaman alan bir peki, şey. Peki, sence Çağla'nın annesi haklı çıktı mı? Çok hızlı çalışıyordu. Onu göstermiş annesine. Ben annesine haklı çıkarır diye düşündüm. Annesi çünkü şey demiş, elleri çok yavaş demiş. Evet, biraz demiş. Daha ağır temizlik biraz yapıyordu. Biraz ağır temizlik yapıyordu. Gelip izlediğimde hızlıydı. Yanakları elma elma olmuştu. Gelip izlediğimde hızlıydı. Ama peki, yani puanını alayım tamam, senden Büşra. Çağla'nın 4 saatlik emeğine adaletli olarak kaç puan veriyorsun? Çağla'nın emeğine adaletli olarak 2 puan veriyorum. Zaten hiç şaşırmadım. Senin evin benimkinden berbattı. Ben sana o halde 3 verdim. Çünkü çok emek sarf etmiştin. Yağların kalmıştı. Bak, senin de yağların kalmıştı. Git bak bakayım. Dolabıma bir şöyle bir bak kaldı. Bakayım. Altları nasıl, yapış yapış. Nasıl? Senin de vardı. Dış, senin ocağın üstü falan yani... Bir şey demek istemiyorum sana Büşra. Ben bu ikiyi veriyorum. Güzel strateji yaparsın. Şimdi burada bir sonuç bir çıkıyor. Sen 3 verdin, ben 2 verdim. Evet. Anladın mı? Sadece puanlar değişti. Bence bu evin hakkı 2 çünkü 3 verseydim kendi evime haksızlık etmiş olurdum. Emine evet. Abla senden puanlarını, yorumunu alayım buyur. Yorumlarıma geliyorum. Önce mutfakla başlamak istiyorum. Öncelikle Çağla, eline emeğine sağlık. Buzdolabını güzel silmişsin, eline sağlık. Dolapları silmişsin ama nokta nokta böyle şey kalmış, deterjan şeyleri kalmış. Doğru, ıslak bırakmışsam. Onlar kalmış. 2,5 saat ben mutfakla uğraştım. Salonunda bana masanın altı duruyor dedin, hı-hı, o alttaki yer. Senin masanın üstünde örtü vardı, örtünün altından baktım, toz vardı. Hı-hı. Hala duruyordu tozlar kontrol ettiğimde. Birçok noktada yine camlarda dalgalar kalmış, kapısı duruyor. Sonuçta bir emek edilmiş ama camlarında. Emek edilmiş ama terlerle ben de girdiğim halde, camların lekeli. İşte şurası kalmış, senin duvarların evin olmamış. Çok temizdi burada. Evim çok temizdi, duvarlarım kiri içindeydi. Duvarlarım ben duvarları... çok kötüydü, daha da berbat etmiştin ama. Hayır, çıkarabildiğim kadarını çıkardım. Çıkmıyorsa ben burada badana yapacak halim yok. Yok, biz sana badana yap ama demiyoruz. Koltukların onu altı yine zaten. Şuradaki tozlar hala duruyordu. İçlerini süpürdüm, koltukları silmedim. Ama yanlarını peki süpürdüm. Emine abla, sence 4 saatlik bir temizlik için bu temizlik yeterli değil mi? Demek ki yapılamayabilmiyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Dün de söyledim yoksa zaten. Emeğine sağlık diyorum. Teşekkür ederim. Senin de emeğine yani sağlık. Yani çünkü bir efor sarf evet. ediliyor. Burada bir emek veriyoruz. Hani ben nefes nefese kalmışım, terlemişim. Sonuçta çalışıyoruz. Herkesin metabolizması farklı çalışır. Ben de sende bunları gördüm ve puanımı vermek istiyorum. Peki buyur Emine abla, puanını alayım senden. Emine abla, Çağla'nın temizliğine adaletli olarak kaç puan veriyorsun? Ben Çağla'nın temizliğine adaletli olarak, gerçekten hakkaniyetli olarak puanımı... Hiç şaşırmadım. 2. Evet. Hiç şaşırmadım. Neden? Büşra'nın yani evine geleceğim eğer ben yine. Bir saniye. Matematiksel de sen yorum yapmayı bilmiyorsun. Sen hayır. Temizlikten anlamıyorsun. Beğenmediğin eve... Bir şey diyebilir miyim? Yani beğenmediğin eve kalktın, beğenmediğin eve Büşra'nın bir sürü kusurlarını saydın. Dedin ki içeri girer girmez sen git de dedim bir mutfaktan bir bardak su al bakayım içebilecek misin mutfaktan dedi. Mutfaktan demedim. O her senin neyse yüzünden. Al bakayım dedin değil mi? Temiz dedim, olmadığını doğru. Kabul ettin. Bir sürü detay sayıp çıkardın. 4. Üçü birden anlaşmalı gelmiş. Tamamen üzerime oynadılar. Ben bekliyordum bunu zaten. Haksızlık yapıldı. Hakkımı yediler. Kısasa kısas yaptılar. Onlar onun hakkını vermedi. O da onlar da ona hakkını vermedi. Emine abla puanın için teşekkürler. Çağla eline koluna sağlık tekrardan. Tamam. Toplamda 11 puandasın. Eline koluna sağlık. Şu anda kesinleşen iyi bir haberim var size. Kesinleşsin diye bekliyordum. Şu anda haberi geldi. Biraz merak uyandırıyordu eminim sizde.
Bu aslında çok mutlu bir haber. En azından içimizde biri çok sevilecek. Nurdan abla birinci gün bize anlattı. İşte yarışmaya katılma sebebini söyledi. 10 bin lirayı aldığım zaman kızıma tekerlekli sandalye alacağım dedi. Evet. Biz bunu kazanma kazanmama riskine bırakmadık. Sandalyeyi biz ekip olarak kendimiz üstleniyoruz. Yarışmayı kazansan da kazanmasan da kızının sandalyesi temizlik benim işim ekibi olarak bizden size armağan. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ay teşekkür ederiz. Çok sevindik. Vallahi. Onu söylemek istedim. Ay teşekkür ederiz. Gerçekten. Üzülmek yok. Çok mutlu olduk bak. Bu akşam eve gidince kızına mutlu haberi ver. En yakın zamanda yeni sandalyesiyle çok da kış gelmeden biraz geliriz biz de ya. Hava aldım. Almaya biz geliriz ya. Bundan mutlu ki Özeş'i değil mi? Evet. Ağlamak yok. Biz bunu senin ağla diye değil, gül diye yaptık. Çok teşekkür ederim ekibinize. Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ederim. Beni çok sevindirdiniz. Allah da sizleri sevindirsin. Amin cümlemiz inşallah. Nerede bir özel çocuk varsa Rabbim onlara da şifa versin. Amin. Hiç kimseye evladıyla sınamasın. Amin. Tek istediğim bu. Başka hiçbir şey istemiyorum. İnşallah diğer özel kardeşlerimize de hayırlı yardım kapıları açılır. İnşallah. Nerede mağdur varsa inşallah onlar da hayırlı kişilerle karşılaşır. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Beni çok mutlu ettiniz. Allah da sizi mutlu etsin. Hiç beklemiyordum ben Kadriye'nin yazışma vardı ya sözleşme iddiası. Onun için dedim bir şey geldi Kadir'e. Hani biri çok sevinecek diye. Ben o aklıma geldi. Hani kızıma araba hiç aklıma gelmedi. Ama hepinizden Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Hadi toparlan biraz. Böyle bir kere anne dediğini duysam dünyaları vereceğim. Şu çok acı veriyor. Herkes çocuğu için mürüvvetini göreyim, askere göndereyim derken ben dua ediyorum çocuğumu gerimde bırakma bana bir şey olursa diye bir anlayacak. Çok acı bir şey. Olsun Allah-u Teala ayarlar. Herkesin işine göre, yoluna göre ayarlar. Evlat çok hassas bir durum biliyor musun? Evladım yok. Şimdi ne kadar dersen de anlayamam. Şimdi üç tane E harfinden meyve sayın desem. Elma, erik, evlat. Öyle mi oluyormuş? Ay aa. Evlat da bir meyve. Evet, mutlu haberimizde verdiğimize göre... Teşekkür ederiz, güzel haberler. Çok sevindik. Aynen, hep birlikte sevindik. İnşallah nice özel çocuklarımıza da böyle sevindirici haberler vermek nasip olur. Nerede? Amin. Yatağında yatağı. Yarın büyük final, 10 bin liranın sahibi belli olacak. Final gününün temizliğini Kadriye abla hiç yapıyor. Hiç ben de Himen. Himen. O Himen değil, Kimen olsun. Kimen. Kadriye'nin Kimen. Yarın Kadir'le Kadriye muhteşem bir temizlik yapacak. Hepinizi Fox TV ekranlarına temizlik benim işime bekliyoruz. Çok neşeli geçecek emin ol. Hadi bakalım benle göreceğiz. Benle olmak çok neşe demektir. Hadi bakalım. Şimdi ben Çağla'ya puan vermek üzere gidiyorum. Yapamazsak bile eğleneceğiz. Yerden... Şangır şıngır oh. Bak bak bak. Evet, siz de temizlik benim işim, temizliğime güveniyorum diyorsanız, böyle güzel bir ekiple yarışmak istiyorum diyorsanız, hepinizi Temizlik Benim İşim TV'ye bekliyoruz değil mi? Peki bir daha karşılamaz mıyım ben? Yeter de bir kere. Allah senin elini versin. Yapan bir kere de yapar. Şimdi Çağla'ya puan vermek üzere gidiyorum. Yarın kaldığımız yerden haftanın son temizliğini yapacağız. Çağla annesinin dediği gibi yavaş çıkmadı. En başta ben de korktum ama gayet hızlıydı. Keşke mutfakta bir tık daha hızlı olsaydı. Beni şaşırtan en büyük şey finaldeki yorumlardı. Özellikle Nurdan abla mutfağını yetiştirememesine rağmen bugün Çağla'nın çoğu detayına takıldı. Emine'nin özellikle yorum ve puanı beni çok çok şaşırttı. Şimdi Çağla'ya yaptığı temizlik için puanını veriyorum. Çağla'ya puanımı verdim. Evet camların arasında çamur kalmıştı. Orada haklılar. Mutfağın yan dolabını da bırakmış olabilir. Orada da haklılar. Çağla'nın temizliği bitti. Bakalım yarın muhteşem Kadriye'nin, pardon Kime'nin temizliğini göreceğiz. Yarın kaldığımız yerden ekranların tozunu almaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.